Efendim günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni güzel bir günde TV4 ekranlarında beraberiz yine neşeli günlerde. Birazcık hayatı kenara koyup, derdi tasayı koyup şöyle televizyonunuzun sesini de açın. Kahvenizi alın, kahvaltı yapanlarınız varsa afiyet olsun. Birazcık böyle gündemden uzaklaşın istiyoruz aslında. Malumunuz havalar soğuyor, hastalıklar devam ediyor. Biz de değerli konuklarımızla burada sağlığımıza dair sizlere ipuçları, öneriler vermeye devam ediyoruz. Arkamızdaki mutfağımızda da güzel güzel tarifler. Yalnız dün o kadar güzel bir poğaça tarifi, kremalı. Üstüne neydi? Ha, bir de böyle patates kaseleri yaptık. O arada egzersizimizi yaptık. Sonra geldik, o poğaçalar yendi mi diye sormuşsunuz. Bir tane yedik. Hadi iki, tamam, dürüst olayım. İki tane yedik. Ama o kadar pratik bir tarifti ki lütfen YouTube kanalımıza girin. Abone olun TV4'te ve tarife bir göz atın. Sadece bir kutu krema ve bir yumurtayla harika bir poğaça yapmıştık dün. Hatırlatalım, tadı hala damağımızda. Bugün son günlerin popüler tatlısı, pastası, naked cake yapacağız. Hem sade, kaloriden zengin sanırım ama azıcık da olsa tadına bakarız beraber. Ama yanında sağlıklı bir atıştırmalığımız var. Çerez topları yapacağız. Masal şekerimiz gelecek. Kendisi de şeker gibi. Nihal Hanım, Nihal Baştaş gelecek mutfağımıza, beraber yemeklerimizi yapacağız. Ve arkasından çok değerli konuklarımızla program devam edecek. Kimler gelecek? Gelin beraber görelim. O sırada sizler TV4 Instagram adresini takibe alın ve lütfen oradan günaydınlarınızı yazın. Hadi başlayalım. Enfes lezzetler, göz alıcı sunumlar, tatlı severler ekran başına. Bu tarifler sizin için. Şef Nihal Baştaş birbirinden güzel, hem göze hem mideye hitap eden tatlarla geliyor. Kolesterol, tansiyon, kimi zaman ciddi sonuçlara sebep olan hastalıklar. Yüksek kolesterolün nedenleri nelerdir? Kolesterol değerleri kaç olmalıdır? Kolesterol ve tansiyon ilişkisi, kolesterolün sebep olduğu hastalıklar. Merak edilen tüm soruları kalp ve damar hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selen Yurdakul cevaplıyor. O bir dünya şampiyonu, bir eğitmen ve bir anne, sayısız başarılara imza attı. Türkiye'nin gururu. O milli sporcu Birgül Erken. Başarısının sırrını, serbest dalıştaki rekorlarını ve tecrübelerini anlatıyor. Birazdan Selda'yla Neşeli Günler'de. Evet, masamızdayız öncelikle sevgili izleyiciler, güzel tariflerimiz için. Yanımızda Nihal Baştaş var. Masal şekeri diyoruz sosyal medyada kendisine. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Selda, sen nasılsın? Ben deyim. Çok iyi gördüm sizi. İyiyim. Saç çok güzel yakışmış, daha uzundu. Evet, kesildi saçlarım. Yani bir problem yaşadım. Sonra kesmek. Yandı mı yoksa? Eyvah, ama bu saç iyi dayanmış zaten. Hani renk olarak çok... Zor değil mi bunu yapmak? Yani renk olarak zor da işte biraz tecrübe işi bence yani. Biraz evet. Yanlış evet. Bir şey oldu. Seni kuaför seni böyle yanlış oldu. Yanlış oldu. Doğru yok. Başına doğru. Geliyor. Benim de oldu yani, bir kez. Olabiliyor. Hayatta her şey başımıza gelebiliyor. Evet, evet. Her şey insan için diyorlar. Evet, evet. Ama yok, çok güzel olmuş. Yani buralar kısa, yani, buralar evet, uzun. Yani güzel olması oldu. Tarz oldu. Rahat oldu. Evet. Tam da mutfakta. Evet. Görmeyeli her şey yolunda mı? Yolunda, derslere başladık. Ay çok güzel. Workshoplarımız devam ediyor. Ben uzun bir süredir ailemin yanındaydım Bolu'da. Orada bir COVID'e yakalandım. Ya yani biraz, yine. Yeni ay, değil işte 2-3 ay oldu ama biraz zor geçti. Öyle mi? Bak tam bitti derken oluyor, görüyor ya, musunuz? Ya inanın böyle hani derler ya, kalabalık ortamda böyle workshoplarda, üniversitede çalışırken falan başına gelir diye böyle hep ailem falan korkuyordu ama... Bolu'da karşılaştım ama yani nerede nasıl geleceği aslında belli olmuyor. Bak İstanbul gibi yerde evet, olmadı. Evet, evet, evet. Bolu'da o kadar da şey. Ya Bolu'da ama Bolu'da oldu diyerekten söylemiyorum. Ha, yani kıyam. Bir şekilde. Bolu'ya da laf edemiyor şimdi yani, aile orada. Yani üzmeyelim şimdi ya. Yok hani şey anlamda böyle daha nezih bir yerde. Yani başına.
kalabalık bir ortamda değildim. O anlamda hı-hı, söylüyorum. Hı-hı. Geçmiş olsun. Bir daha yaşatmasın Allah. İnşallah. Hepimiz için. Hepimiz için. Zor bir dönem. Hele hele bu influenza ile Covid el ele tutuşuyor. Evet. Beraber seyrediyorlarmış. Evet. Çok daha ağır geçiyormuş. Evet. Allah güzel günler göstersin Amin. Hepimize. Şimdi bugün niye böyle bir şey seçtik? Nihal Hanım tam diyete başlıyor. Her gün diyete başlıyorum. 12 gibi bozuyorum. Şimdi şöyle bir şey, pasta yapalım dedik, yılbaşı geliyor biliyorsunuz. Evet. Bir de aslında evlerde izleyicilerimiz pasta yapmak istiyor çocuklarına, ev yapımı, aile. Tabii. Yani bir de böyle pandispanyayla çok zor şartlar altında çalışmayacağız şu anda yani, hı-hı, vaktimiz yok zaten. Kolay bir kek, kolay bir krema yapacağız izleyicilerimize. Evet, harika. Görelim ne yapacağız bugün. Menümüzde ne var bugün? Evet, görelim. Menümüzde. Naked cake, kuru yemiş topları. Yani orada böyle kremalar, tereyağlar var ama şeker var ama burada da kuru yemiş topları var. İşte hem protein hem karbonhidrat biraz var ya. Var ya. Çocuklara yedirmemiz için bazen yemiyorlar, peynir yemiyorlar. Ama bu toplarda yiyebiliyorlar. Hmm. Yani güzel bir atıştırmalık oluyor öyle diyelim. Evet, bence güzel bir menü oldu bu. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Kekimizin adı nereden geliyor bu? Böyle bir popüler değil mi son ya, günlerde? Naked cake yabancı bir isim olarak ama aslında katlamalı bir kek, sıvaması dış kısmı, kreması tamamen kaplanmıyor. Bazı kısımlarında kekler gözüküyor sıvama kısmında. Yani tamamen bir kaplama olmadığı anlam için. Açısından anlam açısından da evet o. Evet. Naked cake yapıldığı zaman işte çiçeklerle, canlı çiçeklerle, meyvelerle popüler bir düğün pastası oldu bu son dönemde. Evet. Hangi, nereden gelmiş bize? Yani, hangi mutfak acaba o böyle bir? Mutfak biz bu şekilde yapıyoruz ama yurt dışında daha yurt dışı fazla yapılıyor. Tabii yurt dışı canım, fazla da yapılıyor ama keklerimizin tarifleri bize ait. Aslında evet ya, kek dediğin bana hep böyle bir anneanne, anne keki, kek kokan evler bana hep Türkiye'yi hatırlatır, Türk mutfağını hatırlatır. Evet. Hadi başlayalım. Malzemeleri başlayalım. Görelim tabii ki. Ne lazım bize? Yumurtamız var, süt, labne peynirimiz var. Evet. Peynirimiz var. Yani labne peynirimiz, pardon, tereyağımız var. Hı-hı. Şekerimiz var, pudra şekerimiz var. Bunlar zaten kremamız. Hı-hı. Oh, boldan boldan pudra şekeri. Öyle. Nar var bir de, onu da dışını süslemek onu için. Onu dışını süslemek için bir de yapraklarla, limonlarla, kuru yapraklarla süsleyeceğiz. Ay, sonuçta tam aslında fresh böyle. Güzel bir yani şey. Güzel olacak, güzel bir pasta. Ağır değil yani. Ya sert, çok yumuşak bir pandispanya değil. Yani hı-hı, böyle saatlerce vaktimizi alacak bir pandispanya değil. Kek türü, biraz sert bir kek, hı-hı, ama güzel bir kek. Tamam. Hadi o zaman yapalım. Malzemeleri gördünüz hanımlar, beyler. Denemedim, deneyeceğim diyorsanız da birlikte yapalım. Yapalım. Ne yapıyoruz şimdi? Unumuz, pudra şekerimiz. Evet, unumuz, pudra şekerinin de tabii yerini şimdi toz şeker tutmuyor değil mi? Çoğunlukla pudra şekeri bayağı fark ediyor. Kıtırlığını böyle o. O pudra şekerini zaten kremada kullanacağız. Kremada kullanacağız. Şey, erimesi kolay. Ha, erimesi kolay. Ne yapacağız şimdi? Ben yumurtaları kıracağım da bir. Kırın siz, ben size şey vereceğim. Şey var bu arada. Bolca yumurta var. Evet. İki parça halinde yapacağımız için. Hmm, evet, iki tane pandispanya yapacağız. Evet. Evet. Şuraya atabiliriz. Evet. Evet, şimdi sizi zaten takipçileriniz biliyor. Evet. Ama olsun, ilk kez izleyenler, ilk yemeğe merakı olup da açıp da aa Nihal Hanım da kimmiş diyenler için şöyle bir konuşalım biz de. Workshopları konuşalım. Nerelerde veriyorsunuz? Kaç sene oldu yemeğe merak saralı? Yani yaklaşık 10 yıldır yapıyorum ama profesyonel olarak 7 yıldır yapıyorum. Hı-hı. Workshoplar veriyorum. Ulusal da dahil 8 altın madalyam var. İnsan büstleri falan çalışıyorum ben aslında. Aa. Butik pastacıyım ama figürler çalışıyorum, insan büstleri çalışıyorum. Yani ülkeye çok madalyalar getirdim. Ay, 10 yılın içinde mi oldu bunlar? 10 yılın içinde oldu. Vallahi evet. Bravo, çok güzel. Hayalinizdeki evet. Meslekte misiniz peki? Ya evet, öyle söyleyeyim. Yani işte gördüğümüz gibi şey değil, hiçbir şey için geç değil ya evet. Da işte yok artık yaş kemale erdi de ben bu işi yapamam da öyle bir şey de yok. Evet. Ama bundan önce ne yapıyordunuz yemeklerden önce? Ben kurumsal bir yerde çalışıyordum ama zaten bu tip şeyler yapıyordum. Ben yıllar sonra gastronomiyi bitirdim. Geçen de programımızda evet, evet, söylemiştim konuştuk size. Ya, evet. Ya biraz azim işi. Zaten seviyorsanız bir azmin önüne geçilmiyor biliyorsunuz. Evet. Ve insan figürleriyle başlamıştım zaten ben.
kişiye özel pastalarla başlamıştım. Hmm. Sonra yarışmalara ufak ufak geçtim. Sevgili Özlem Mekik, sevgiler sunuyorum ona, şefim. Ya, benim bu yola atılmamda çok büyük yardımcı oldu kendisi. Bir yandan yapalım mı? Tamam, yapalım. Yapalım. Özlem Mekik'e biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, hayata dokunan insanlar unutulmuyor değil mi? Yok, unutulmaz. Mesela 30 senede geçse siz onu hiç unutmayacaksınız. Evet. Ben biraz çalıştıracağım. Gürültü tamam. Ben onu bastıracağım. Çok. Saygımdan genelde mikstere saygımdan susarım ama susmayacağım bu sefer. Yumurtalarımızı çırpıyoruz. Evet, yumurtaları güzel çırpıyoruz. Her yani klasik kek yapar gibi şekerimizi de katıyoruz. Evet. Şekerimizin ölçüsünü zaten başta söylemiştik. Orada bir iki su bardağı kadar mı gördüm ben? Aslında yani kekin püf noktası çok çırpmak ama biz vaktimiz olmadığı için böyle çırpabildiğimiz kadar çırpacağız şimdi. Güzelce köpürteceğiz. Evet. İki tane yapacağız bundan. Evet. Kalıplarımıza döküp pişireceğiz herhalde değil mi? Evet, kalıplarımıza pişireceğiz. Ben size kalıpları da göstereyim. Bakın şunlardan alabiliyoruz aslında bana gerçekten. Bana bir yardımcı olabilir tabii misin? Tabii olayım bu, hemen. Ne yapalım? Ya atabilir miyiz içine? Tabii. Ama elimizi sürmeyelim hop, dedim ben. Tamam, tamam. Sürmedim. Elin de suyu olmasın. Elini süreceksen onu ben de atarım diyor yani. Sürmeden yok, attım. Yok tamam. Yok, hadi kaşık bulamadım. Tamam tamam. Tereyağı. Yağı ilave ettim. İyice ben de şunları gösterecektim izleyicilerimize. Bunlar gerçekten pratik, tek kullanımlık. Evet. Aslında çember kalıplar kullanıyoruz da biz ben izleyicilerimiz kolay evde, olsun tabii, tabii. diye bu tabii. şekilde kalıplarla yapabiliriz. Hı-hı. İçini güzelce yağladık. Hani böyle muffin kalıpları oluyor ya onlar gibi bunlar da satılıyor. Sesimizi bastırıyorum ama. Bağıralım bağıralım evet onun sesini ben de o yüzden yapıyorum. Dur şimdi. Şimdi evet. Bir kaşık alabilir miyim? Tabii. Onu yapacağız değil mi? Azar 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 azar. Azar azar koyacağız. İlave edeceğiz. Aslında tamam, unumuz elendi zaten. Evet o unu diyecektim. Elenmiş mi o? Ne kadar güzel görünüyor o gibi. Evet. Ne kattık? Vanilya ve... Vanilya ve kabartma tozumuzu kattık. Sütümüzü ilave edelim. Buraya biraz döktük ama. Olsun. Bardağımız biraz büyükçe geldi benim gözüme ama... Evdeki, ben yapacağım. Evdeki su bardağıyla. Evdeki su bardağımızla biz tam doldurmadık aslında şeysini de ama. o şekilde. Bu ölçü tabii iki tane çıksın diye çokça. Evet. Siz bana un ilave edebilirseniz ben tabii. sileyim. Ben tamam. de silebilirim aynı zamanda. Olsun olsun. Şimdi yavaş yavaş unumuzu koyuyoruz. Öyle hepsini birden boca etmiyoruz. Evet. Üzerine de sıçratmayalım. Altın madalya demek. Evet. Kaç taneydi? Yani gümüş de var içinde de 8 altın yani toplamda 8 tane madalya var. Gerçekten altınlar değil mi? Yok. Hep merak etmişimdir bu madalyalar altın mı gerçekten diye. Altın değil. Yani altın deniyor o da en üst, en top yani olduğu altın için. Altın denmesi hay Allah. Birincilik anlamında. Birinci. Evet. Gold. Peki bütün madalyalar altın olmuyor mu o zaman? Altın madalya, altın madalya altın, diyorlar. Altın, gümüş olmuyor. Olmuyor. Ne var? İzleyicilerim için soruyorum. Şu dönemde altın olması gerekiyor değil mi? Yani. Bir yani anlamı olsun. Gerçi onu altın olunca ne olacak? Onu zaten önemli olan saklamak. Evet. Gidip evet. de onu bozdurmayacağımıza göre o olmasına gerek yok değil mi? Evet. Biraz daha hızlı alabilirim. Tamam. Hepsini katmayacağız herhalde değil mi? Ondan biraz böyle yavaş yavaş. Herhalde evet. Biz bekleyelim. Tamam bekleyelim birazcık. Onu iki ayrı kalıba dökeceğiz. Sesi oldu ne yapalım? Tamam az kaldı bitiyor. Az kaldı az kaldı. Siz ama daha çok çırpın evde. Evet. O zaman daha güzel olur. Ne kadar hayat kurtarıcı. Bunlar yokken çırpıcıyla hatta çatalla kek yaptığımı biliyorum ben çok küçükken, mini minnacıkken. Şöyle güzelce yanları da sıyırdık. Sıyıralım bir kere daha, bir tur daha attık. Bir tur daha attık. Una gerek yok herhalde başka. Una gerek yok artık. Tamam. Biraz fazla gelecek o. Bu arada önlüğünüz de çok şık. Üstünüze mi? Siyah. Hayır hayır. Ama bak ben gerçekten ciddiyim. Mutfak kısmında önlük takmaya başlayacağım. Niye olmasın? Niye olmasın? Büşra'cığım.
Mutfak kısmında ama şimdi bazen de orada oturuyorum, hiç yardım isteyen de olmuyor. Bazen yardım ediyorum. Değişiyor işte. Evet, hallettik. Şöyle koyayım hemen. Evet sevgili izleyiciler, naked cake açalım. Yapıyoruz. Bugün aslında gerçekten çok pratik. İkisini birden bol yumurtamızla işte aynı anda yaptık. İki ayrı kalıba dökeceğiz. Yağlanmış. Evet. Tek kullanımlık kalıplar. Bunlar gerçekten çok pratik. Evet, ay harika görünüyor daha şimdiden. Hamur bu kıvamda olacak. Bozadan azıcık daha koyu. Zaten klasik yani kek hamuru. Koyu olabilir çünkü pandispanya değil bu. Ha, biraz daha sert olacaktı. Evet, evet doğru. Evet. Ve yüksek olacak. Yüksek olacak. Evet. Zamandan kazanmış olacağız. Sade amcığım şunu bir tutabilir misiniz bana? Bundan sonra peki istiyor musunuz yeni yarışmalar, yeni ödüller? Yani katılabilirim tabii ki. Geçenlerde yurt dışında Lüksemburg'da bir yarışma vardı. Birçok arkadaşımız, birçok derneğimizden arkadaşlarımız güzel madalyalar getirdiler ülkemize. İnşallah. Tabii ki, neden olmasın? Gastronomi ne güzel bir alan ya. Artık ne kadar çok ilgi görüyor. Evet. Evet, şimdi fırına atacağız. Kaç dakika, kaç derecede? 15-20 dakikada olur herhalde. Çünkü iki parçaya böldüğümüz için evet. Fırına verelim. Sonra kremamızı yapalım. Tamam. Ya gerçekten tam böyle doğum günü tercihi yapılabilir yani evde. Malumunuz zaten şimdi böyle devasa şeker hamurlu, değil mi? Doğum günü pastaları. Evet, evet. Ekonomik olarak yorucu. Evet. Doğum günlerinde annelerimizin yaptığı keklerden bunlardan yapılabilir. Bir de yılbaşı için de yapılabilir dediğiniz çok doğru. Kremamızı da hazırlayalım. Şurayı bir sileyim ben yalnız. Onu hiç önemli değil. Ben onu silerim. Tencerenizi siz alın. Hangisi lazımsa. Mutfak bu. Kirlenmeden iş olmuyor. Kremamız ocakta yapmayacağız. Doğru, ocakta olmayacak. Ya ocak, şey, bugün pişecek bir şey yok ki. Bugün pratik şeyler yapacağız. Her şey pratik vallahi. Evet, pratik krema yapacağız. Krema deyince otomatik ben böyle pişeceğiz. Evet, zaten. Evet. Çünkü evet. Ne pudra şekeri lazım bize. Evet, evet, evet. Of. Biraz mikserimizin ucunu temizleyelim. Labne olunca bir San Sebastian, bir cheesecake havaları. Bilmiyorum tat olarak nasıl olacak ama. Neyi yapmayı çok seversiniz? İnsan büstleri yapıyorsunuz ama hani pastacılık zaten değil mi sizin? Yani sizin büstünüzü yapabilirim onun gibi yani. İnsan boyutunda büstler çalışıyorum. Boyutunda? Evet. Yani. Ben dedim ki herhalde şey böyle minyatürü falan. Minyatürü falan da yapıyoruz ama hani insan boyutunda şu kısımdan büstler yapıyoruz yani. Ya onu neyle yapıyor? Yani aslında heykeltıraş gibi çalışıyoruz. Evet. Öyle söyleyeyim. Aynı şey aslında. İç kısmı pasta olanlar var. Strafor'dan çalıştıklarımız var. Yani bir nevi her şeyi yapıyoruz. Makyözlük var, terzilik var. Hepsi aslında var yani evet, bizim öyle. İşimizin içerisinde. Yani fotoğrafına bakarak mı çalışıyorsunuz? Evet. Kişinin? Evet. Ben insanların yüzlerine çok dikkat ederim. Çünkü anatomi bir anlamda da anatomi bizim işimiz. Hı-hı. Yani mimiklere, bütün pastacı arkadaşlarım böyledir zaten. Hı-hı. Şimdi, ama kelimelerimizi de nasıl seçerek söylüyor? Bütün pastacı arkadaşlarımız yani kırmayalım öyle ya. Hani benim özelliğim değil demek istiyor. Onu evet, anlıyorum evet, ben. Evet, evet, evet. Çok güzel bir alan gerçekten. Hele hele insan yani büst yapabilmek. Bir de yenilecek malzemeyle yapabilmek. Değil mi? Vallahi çok takdir ettim. Ve yani bunu hani lise yıllarında eğitimini alıp üniversiteye geçmiş. 30'larda falan da değil yani bunu yapmak. Evet. Bu da apayrı bir meziyet. Evet. Aileniz de destekliyor tabii değil mi? Bir kızınız mı vardı? Bir kızım, bir oğlum var. Bir kızınız, bir oğlunuz evet. Onlar nasıl? Bir de Cookie'miz var küçük. Ay evet değil mi? Köpeğiniz yani, vardı. Yani bu arada hayvanları çok seviyoruz. Evet. Çok saygı duyuyoruz onlara. Onlar bizim gerçek dostlarımız. Evet, onların da bizim kadar yaşama özgürlük hakları var. Evet, evet. Onlar evet ihmal ediliyor. Evet. Yaşananları da hepimiz biliyoruz ve eminim canı gönülden siz de çok üzüldünüz. Evet, evet, evet. Yani diyorsunuz ki onu da sayarım, o da bir evlat. Bir kızım, bir oğlum, bir de ya, kukim var. Bir tek konuşmuyorlar. Siz de biliyorsunuz. Tabii canım. Yani bir tek konuşmuyorlar. Yani biz onların bakışlarından, yüzünden ne demek istediğini anlayabiliyoruz. Yani hayatımızdan çok böyle dostlar geçti. Bir tane de dostumuz var Bolu'da. Ha, onun da adı Dost mu? Dost. Benim ondan önce bir köpeğim vardı. O vefat edince Dost psikolojik olarak rahatsızlandı. Ya. Yani o kadar o da üzülüyor, ilginç ki. Üzüntüden. Evet, yüz felci geçirdi bildiğiniz yani. Yani arkadaşı vefat etti diye
Diğer köpek şey yaptı. Köpek demek istemiyorum artık. Can evet, dostumuz onlar. Evet, evet. Ben bunu çöküyorum Selda Hanım. Hadi bakalım tamam onu da güzel çırpalım. O bayağı hoş bir görüntü oldu, dumanlı dumanlı. Görüntü güzel oldu. Evet evet bak nasıl havalar kaptı buraya. Pudra şekeri var ya. Evet. Labne evet. ve pudra şekeriyle. Kremamızı da hazırlıyoruz. Ailede var mı başka gastronomiyle ilgilenen? Sülalede, ailede. Ailede yok. Biz zaten Bolu biliyorsunuz. Mengen. evet, Mengen ilçemiz. Evet. Ama tabii ki annem çok güzel yemekler yapar. Hmm. Bolu'nun nesi meşhur? Bunu geçen de sormuştunuz. Sordun mu? Niye yani şöyle anlamda söylüyorum acaba? Geçen de sormuştunuz diye. Ya Bolu'nun hamur işleri çok meşhur. Değil mi? Ne, mantı, ne mantı. Mantı, evet. Bir şey diyeceğim. Pudra şekerinin dumanını yuttum. Şekerli şekerli bir dumandı. Size geldi mi? Kokusu da güzel. Kokusu da güzel. Yayıldı buraya. Evet, güzel bir krema çırptık şimdi. O sırada keklerimiz pişiyor. Onlar pişerken biz galiba kuru yemiş toplarına geçebiliriz evet, diye düşünüyorum. Evet. Zamanı da değerlendirmek adına. 15 dakikamız varmış. Bir bunu dolaba dakika... koyabiliriz herhalde. Evet, tamam. Ben Hı-hı. koyayım. O zaman kuru yemiş toplarının malzemelerini sayalım. Evet. Ne lazımmış bize? Kuru yemiş toplarında peynirimiz... Buna bir kap lazım bana ama buradan alabilirim herhalde. Kuru yemiş toplarımız için aslında evde ne varsa da olur. Hı hı. Değil mi? Olabilir tabii ki. Ama tabii burada karışık bir çerezimiz var. Ben bir bıçak alabilir miyim? Bunun için de... Beraber kesebiliriz. Evet. Maydanozları da keseceğiz. Tamam. Herhalde şey oluruz, yeter diye düşünüyorum. Hiç, hiç kesiyor. Ama onu şeye de atabiliriz değil mi? Doğrayıcıya da yok, atabiliriz. Yok, biraz kalın olması gerekiyor ha, bunun. Elle yapalım. Evet, diyorsun. Evet. Zaten çok parça, ve parça, güzel olmuyor parça, doğrayıcıda evet. ya. Şeye, bıçağında kalıveriyor. Evet. Şey, seçtiğimiz malzemeleri verdik. 200 gram krem peynir, bir paket yaban mersini, bir paket çiğ karışık kuru yemiş. Ama tamamen tercihe kalmış. Sonucuma turna yemişi şu an doğuruyorsunuz. Yani yaban mersini ya, turna yaban yemişi demek değil mi? Mersini çok bu aralar revaçta. Yani hem sağlık açısından hem Tabii. ülkemize de yetişiyor. Hı hı. Kullanacağız. Çubuk krekerimiz var. Biz bunu ne yapacağız? Süslemede mi kullanacağız? Yoksa böyle evet. kırıp kırıp içine evet, mi atacağız? Evet, ha, süslemede. Evet. Tam çocuklar için. Balımız ve tarçınımız. Bunu süslemede kullanacağız. Hı hı. Maydanozumuz. Ben hiç bulaşmadım valla. Var vakit nasılsa diye. Tamam. Bir de şimdi sizin gibi doğrayamam yani. Tencere yemekleriyle aranız nasıl? Yani ben sebze yemeklerini çok seviyorum. Sebze. Yani. Değil mi? Ne güzel. Kerevizler. Şimdi çıktı da zaten. Önümüz kış. Salatasını, yemeğini, her şeyini. Evet. Sebze yemekleri. Pırasa, ıspanak. Bir de Bolu bu yönden zengin biliyorsunuz. Evet, evet. Yöresel ürünler, köy ürünleri çok fazla. Dikkat eder misiniz öyle eve aldığınız şeylere yöresel olsun, marketten olmasın gibi? Evet, dikkat ediyorum. Yani doğal olmasına dikkat ediyorum. Mesela bu mevsimde mevsimi olmayan sebzeleri yememeye çalışıyorum. Hmm. Domatesin tadı zaten yok. Evet, mesela şimdi. Evet. Bu kuru yemişleri de atıyorum. Hmm. Bu yenir ya. Hı? Burada dikkat eden arkadaşlarımız var. Yerler herhalde bunlar. Şimdi bir pastaya bakıyorlar. İçim benim de gidiyor bu arada. İçim de pastaya. Biraz bal ilave ediyorum. Kimse benim o pastayı yemeyeceğime inanmıyor şu an. Ben dahil. Ben de yemeyeceğime inanmıyorum. Yani hani böyle bir hakkımdır. Mesela hiçbir şey yemedim sabahtan beri. Sırf o pastayı yiyebilmek için. Tamam o zaman yiyeceğiz. Azıcık yenilebilir. Yenilemez mi? Bak 12'ye kadar bir şey yemeden duracağım yani. Daha ne olsun? Oh güzelce yoğurduk. Evet. Çerezi peynirle düşünemedim de ben bir an. Ya bu evde kalan peynirlerimiz de olur aslında da. Hmm. Biraz burada stüdyo şartlarında evet. yumuşadı. Biz ne kullandık? Biz labne kullandık. Labne kullandık. Evet. 10 dakikamız var. Çok rahat yaparız. Evet. Hiç acele etmeyin. Evet, evet. Ben keke bir bakayım. Tamam. Bir göstereyim. Bekir gel. Gel dedim ama.
Bilemedim ki. Olmadı. Daha pişmedi. Kabaracak. Evet. Daha bunun ben size söyleyeyim 10 dakikası var. Var var. Var değil mi? Var var. Hmm. Böyle kekleri ısıtılmış fırına mı atmalıyız? Attıktan sonra mı açmalıyız fırını? Isıtılmış fırına atacağız. Önce yüksek dereceyle başlayacağız. Bir 10 dakika sonra çok hafif düşüreceğiz. İşte onu yapmıyorum ben demek ki ya. Yani bir de hiç açmayacağız. Evet, keki hiç açmayalım. Evet. Yalnız pişti mi pişmedi mi diye bu kürdanla bakma olayı var ya, onu yapmak için bir sonlara doğru açıyorum ben. Evet, orada bir yanlış evet. oluyor herhalde. Ben artık eldivenimi çıkarttım. Evet, iyi yaptınız. Böyle hani pastacılıkla ilgili püf noktalar da alalım istiyorum sizden de. İşte tarifler, onu bir de buzdolabına koyarsak evet, değil mi? Evet, biz biraz dolaba koyacağız. Hmm. O yüzden top top yapıyoruz gerekiyor. Çerezimiz, peynirimiz. Ay çok güzel. Mis gibi de koktu biliyor musunuz buralar? Bir misafir geleceği zaman şık. Yani şık sunumlar bir de pratik. Evet. Evde ne çok seviliyor? Tatlı ya, tuzlu. Pastayı çok sever benim oğlum. Hmm. Limonlu özellikle. Limonlu pastaları çok seviyor. Aa. Cheesecake çok seviyor. Ay cheesecake sevilmez mi ya? Değil mi? Yanında da kahve. Ne yapmıştık biz bir kez geldiğiniz zaman? Biz muffin yapmıştık. Cupcake evet, yapmıştık. Evet. Hatırladım. Yani öyle şeyler yapılıyor ki bu mutfakta. Büstleri yapmak ne kadar sürüyor? Ya mesela ya, benim boyumda dediniz ya büst yapıyorum. Yarışmaya hazırlanırken bir 2-3 ayımı alıyor benim. Çünkü ince noktaları var. Minyatür çalışıyoruz. Bir de minyatürden girdiğim yarışmalar var benim. Mesela 12-12, 10-10, 15-15 gibi ölçülerde her şeyin ölçüsünün ona göre boyutunda olması gerekiyor. Evet. Tabii o şimdi şeker hamurundan değil o zaman. Yani öyle şeker hamurundan. Nasıl o dayanıyor o kadar hani ısı önemli? Yani işte çalıştığımız ortam şeker hamurla büstlü pastalar veya hani yaptığımız pastalardaki büstler siz de saklayabilirsiniz. 2 seneye kadar saklanabiliyor. Hmm. Ama ortam ona münasip olması lazım. Yani çok sıcak bir ortam olmaması gerekiyor ama durabiliyor yani. 2 yıla yakın evet. büstlerim duruyor. Evinizde mi hazırlıyorsunuz yoksa bir atölye? Atölyem diye... vardı daha önce. Atölyede hazırlıyordum. Şimdi okulda hazırlıyorum. Evet, mis gibi. Yani o zaman doğum günlerinde hani böyle büstlü pastalar çok şey ya, revaçta ya hala. Evet, ben de onu anlamam. Ve hiçbir zaman da benzemez bu arada. Yani ben bilmiyorum, bana bir kez yapılmış, hiç bana benzememişti. Onlardan da sipariş istiyorlar mı? Yapıyor musunuz? Evet, işte az önce onu söylemeye çalışmıştım. Hmm. Anatomi çalışmamızın nedeni bu. Yani bir insana benzemeyen bir pastayı ben sipariş evet. olarak çalışamam. Evet. Yani çok alakasız şeyler de çıkabiliyor karşınıza. Çıkıyor çıkmaz mı ya? Hem nasıl? Bir tane sarı saç koyunca o ben olmuyor yani. Evet. Yani değil ben mi? Sizin göz bakışınızdan, mimiklerinizden, yüzünüzdeki çizgilerden hani yanlış anlamayın. Estağfurullah. Kıyamam nasıl seçerek konuşuyor. yüzünüzdeki çizgi demeyin bana. Yani hayır. Ya, hepimizin... Yaşanmışlıklarımız yaşanmışlıklar, onlar. Evet, seviyorum onları artık ben. Evet. O yüzden... Yani onu böyle, o ifadeyi de çıkarmak evet, mesele evet. değil mi? Ben bir yoksa elim illa bir tane yeşil göz, bir sarı saç yapıp bana benziyor anlamına gelmiyor. Yönetmenim kıpırdama dedi, kaldım burada. Bunları da herhalde şöyle evet, üstlerine koyacağız. Koyacağız. Ya da dolaptan sonra da konulabilir. Biraz dolaba koyalım. Dolaba girmeyebilir çünkü çubuk krekerimizle. Tarçındı değil mi? Tarçın, evet. Biraz da şekeri dengeleyelim. 5 dakikamız var, rahat rahat evet. yetiştirdik vallahi, çok güzel. Tarçını sık kullanmak lazım. Herkes de sevmiyor ama. Ya tarçın aslında şekeri dengeliyor. Hı-hı. Yememiz gerekiyor. Evet. O aşırı şeker şeyini de bastırıyor yiyince nedense. Ha, evet. Deli gibi bazen şeker istiyor ya canımız. Evet, evet. Maydanozumuzla da süsledik. Evet. Bunun aslında biraz hayal gücü. İçine böyle... Ya hayal gücü evet. İstediğimiz şekilde hem süsleyebiliriz Hı-hı. hem... İçine şey, granola falan, mısır gevreği konulabilir mi mesela? Konu yani her şey... Kıtırlık versin. Olabilir, aklıma olabilir, olabilir, şimdi. Olabilir. Bu şekilde, istediğimiz şekilde süsleyebiliriz. Evet. Kekimiz de fırından çıktığı zaman katlayacağız. Katlayacağız mı? Evet, katlama tekniği diyoruz biz ona. Ha, ben üst üste koyacağız, ortasına evet, da krema süreceğiz. Yani katlayacağız dediğim üst üste katlayacağız, koyacağız. Katlayacağız yani...
kat çıkacağız, katlayacağız. Evet, evet. Güzel. Biz o terimleri kullandık. Katlama deyince ben böyle elbise gibi katlayacağız gibi düşündüm. Allah Allah diyorum. Küçücük zaten neyini katlayacağız? Yani kat. Pastacılıkta bir terim mi bu? Evet, katlayacağım. Canı isteyen bu arada 3 kat da yapar, 4 kat da yapar. Evet, istediğimiz kadar katlayabiliriz. Evet, katlayabiliriz. Evleri de katlayabilsek. Evet. Hani vardır ya kat çıkmak. Evet. Katlayacağız, evet. Evet. Tamam, onu da ben dolaba koyayım. Şeyimiz pandismanya demeyelim, keklerimiz pişiyor. Keklerimiz. Bunu da dolaba koyabiliriz. Tamam. Onu da bu tarafa mı koysam, bu tarafa mı koysam? Nerede yer var acaba? Mis gibi de koktu. Hah, şurada yer var. Evet. Evet, sosyal medya ile aranız nasıl? Masal şekeri nasıl devam ediyor? Masal şekeri sosyal medyada yaptığım ürünleri tanıtmaya çalışıyorum. Eğitimlerden paylaşıyorum. Hı-hı. Tarif de veriyorsunuz. Ara ara veriyorum. Yani genelde benim işim büst olduğu için büstleri yayınlamaya çalışıyorum. Evet, zor ya değil mi şey yani oradan? Zor ama severek yapıyorum. Sevmeden yapılmıyor. Yok, gerçekten evet. Sabır işi. Yani böyle o göz çalışırken figürde en son noktayı göremiyoruz artık. Hı-hı. Çünkü çok Barbie bebek büyüklüğünde çalıştığımız evet. figürlerimiz de var. O yüzden evet. Sabır işi biraz. Evet. Biraz. Sanatla uğraşanlar biraz uçuk oluyorlar. Ama evet sizde de ona görebiliyoruz. Yaratıcı olmamız gerekiyor her anlamda da. Evet. O şekilde yapıyoruz yani. Pasta için süs mü getirmişsiniz? Getirdim ben. Onları da görelim. Hah, oradaymış bak görmemişim. Tam böyle gerçekten yeni yıl evet. havası vereceğiz galiba evet, pastamıza. Evet, finalde evet. göreceğiz ama şöyle bir evet, gösterelim. Bunları hazırladım ben. Siz mi hazırladınız? Evet, evet. Çubuk tarçın, kuru limon. Çam ağacı dalları, evet. kozalaklar. Evet, evet. Ya harika görünüyor. Ay, oldu o zaman. Ben yılbaşı bunu yapıyorum. Ailece evde. Limonları kendim kuruttum. Gerçekten. Hı, kendim kuruttum. Nasıl kurutuluyor limon? Ya fırınlarda kurutabiliyoruz ama ben kaloriferin üzerinde de çok küçük bir teknik söyleyeyim size. Yağlı kağıt, fırın Hı. kağıtları dediğimiz kağıtların üzerine portakal dilimlerini kesebilirsiniz. Limon dilimlerini kesebilirsiniz. Tekrar üzerine yağlı kağıdı kapatıp her bir tarafını kapatarak zarf şeklinde içine alarak kaloriferin üzerinde 2 günde kurutabilirsiniz. Bu şekli alır. Ya yoksa öyle balkonda kurumaz yani. Yani hem tozlanıyor. Biz şeyde fırınlarda kurutuyoruz da ama o teknikle de aynı bu sistemi elde edersiniz. Peki kalorifer değil fırında istesek nasıl yapacağız? Bunu ya koyacağız. Normal fırınlarda kurutma ayarı yoksa biraz zorlanabilirsiniz. Kurutma ayarı diye bir ayar mı oluyor normalde? Kurutma ayarı olması yoksa lazım. Yoksa pişerler ya, değil pişer, mi? Ya pişer, sulanır ama çok sorunsuz bir şey bu kaloriferin üzerine bir deneyim. Ha, evde kalorifer yok. Ay yok. Yani yerden ısıtma oğlum. Hayır ben söyletti bana zorla. Fırın. Kaloriferim yok. Onu nasıl yapacaksın? Yere mi silersem? Yani o zaman fırında deneyeyim bir. Fırında da bilmiyorum öyle bir ayar hiç zannetmiyorum. Yani olduğunu. Ben hani heves ettim. Yani kaloriferde yapın diyerekten izleyicilerimizi yanlış yönlendirmeyelim. Yani pratik bir yöntem söyledim. Çünkü fırınlarda evet. Akıyor, sulanıyor. Tabii tabii. Yani bir pişirmeyin yani. Kurutma şeysi olmadığı müddet biraz zorlanabiliriz. Evet. Kekimize mis gibi de kokuyor. Bu Büşra da bana inşallah kurutacak limon. Dedi ki ben sana yaparım. Evet, hem komşuyuz hem iş arkadaşıyız. O da ayrı bir şeyimiz bizim, şansımız. Evet, daha da süslerimiz geliyor. Biz de reklama gideceğiz. Bunları zaten satın alabiliyorsunuz her evet, yerden. Evet, bunlar şeker zaten. Hı hı. Şeker toplarımız. Ya, bunlarla birazdan ya, kekimiz bakınca. Bittiği zaman süsleyeceğiz. Evet. Çok güzel bir kek olacak. Kesinlikle inanıyorum ben de. O zaman kolay gelsin. Sağ olun. Biz de bir reklam arasına gidelim sevgili izleyiciler. Reklamlardan sonra yine burada olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Ve sorularınızı, önerilerinizi TV4 Instagram adresine gönderebilirsiniz. Kolesterol, tansiyon. Kimi zaman ciddi sonuçlara sebep olan hastalıklar. Yüksek kolesterolün nedenleri nelerdir? Kolesterol değerleri kaç olmalıdır? Kolesterol ve tansiyon ilişkisi, kolesterolün sebep olduğu hastalıklar. Merak edilen tüm soruları kalp ve damar hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selen Yurdakul cevaplıyor. Birazdan Selda'yla Neşeli Günler'de. O bir dünya şampiyonu, bir eğitmen,
ve bir anne sayısız başarılara imza attı. Türkiye'nin gururu. O milli sporcu Birgül Erken. Başarısının sırrını, serbest dalıştaki rekorlarını ve tecrübelerini anlatıyor. Birazdan Selda'yla Neşeli Günler'de. Evet sevgili izleyiciler, geldik masamızın başına. Ekranlarını yeni açanlara bir kez daha günaydın diyelim. Kolesterol nedenlerini konuşacağız bugün. Tedavisini ve tansiyonla olan ilişkisini. Konuğumuz kalp ve damar hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selen Yurdakul hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Kolesterol, hep kolesterol diyoruz ya halk arasında ama kolesterolmüş doğrusu ama hiç fark etmez. Erkek ve kadında farklılıklar gösteriyor mu? Ama gerçi şöyle diyelim, nedir kolesterol öncelikle? Kolesterol vücudun aslında hücre zarının yapısında olan çok önemli bir bileşeni. Yani bizim için aslında çok lazım olan bir molekül kolesterol ve gerekli olan kolesterolün çoğunluğu zaten bizim vücudumuzda karaciğerde yapılıyor. Aslında dışarıdan fazladan alıyoruz biz. Vücudumuzda önemli bir bileşen. İşte sinir hücrelerinin yapısında, D vitamini yapısında, başka hormonların üretiminde çok gerekli olan bir madde. Vücudumuzun ana yapı taşlarından biri kolesterol. Evet, kalp damar sağlığıyla ilişkili değil evet, mi? Evet, kalp damar sağlığıyla birebir ilişkili. Yani kalp damar hastalıklarında en önemli faktörlerden biri kolesterol yüksekliği. Kandaki kolesterol seviyesinin yüksekliği çok önemli. Fazlası damarlarda bu ateron plakları dediğimiz işte kalp krizine sebep olan ya da beyin damar tıkanmasına sebep olan yani aslında genel damar tıkanmalarına sebep olan bu birikimlere sebep oluyor. Yani kolesterolün fazlası plaklar şeklinde damarlarda birikiyor. Evet, kolesterol fazlası deyince kilolu bireylerde olacakmış gibi bir algı var. Yani ben de en azından öyle ama galiba çok ilgisi yok. Yaşla ve kiloyla ne kadar ilgili? Kilolu insanlarda kolesterol yüksek olabilir. Daha çok kilolu insanlarda olur, evet. Ama illa kilolu olmak gerekmiyor kolesterol yüksekliği için. Yani ben zayıfım, ben kilolu değilim. Kolesterolüm normal seviyededir. Algısı yanlış bir algı. Bazı ailelerde çok zayıf olan insanlarda da kolesterol yüksekliği olabiliyor. Yani genetik sebepleri de var kolesterol yüksekliğinin. O zaman doğru bilinen yanlışlarla devam edelim. Sağlıklı kiloya sahip kişilerde kolesterol yüksekliği olmaz. Bir yanılgı. Evet. Gerçekten belki de hiç baktırmadınız bugüne kadar işte ya da tam kan sayımlarında kolesterole bakıldığında hiç umulmadık sonuçlarla siz karşılaşıyor musunuz? Tabii. Çok zayıf insanlarda bile hiç beklemediğimiz durumlarda bile daha doğrusu hastanın kendisinden, o kişinin kendisinden beklemediği şekilde kolesterol yüksekliği olabiliyor. Evet. Başka yanılgılarımız neler kolesterolle ilgili? Kolesterolüm yüksek değil çünkü belirtilerim yok. Evet, hiç belirtimiz yok. Hatta dediğiniz gibi şaşırtıcı derecede bir sonuç geliyor. Belirti neden vermiyor ya da nasıl veriyor? Kolesterol yüksekliği belli bir belirtisi yok, semptomu yok. Yani hiçbir şikayetim yok. Kolesterolüm benim muhtemelen normaldir algısı yanlış bir algı. Çok bazı durumlarda kolesterol seviyesi gerçekten çok yüksek olduğu durumlarda bazen ama çok özel bir belirti değil. İşte bazı eklem yerlerinde ya da tendon dediğimiz bazı bağlarda ya da gözün çevresinde ya da gözün kendi korneasının etrafında bu böyle minik lipid birikimleri şeklinde dediğimiz oluşumlar olabiliyor. Ama bu yoksa kolesterol yüksek değildir demek değil. Bunu gördüğümüz durumlar zaten çok sık değil. Dolayısıyla kolesterol yüksekliğinin hiçbir bulgusu yok. Sadece belli kontrollerle gidip mutlaka kolesterol seviyesine baktırmak lazım. Yani 20 yaşından itibaren mesela ailesinde özellikle kolesterol yüksekliği, işte genetik damar hastalığı, sadece kalp damar hastalığı olması gerekmiyor. Beyin damar hastalığı da bir damar hastalığıdır. Bacak damar tıkanması da aynı şekilde. Ya da bir beyin kanaması ya da felç geçirmiş olmak. Bunların hepsi ya da aort genişlemesi. Mesela bunların hepsi damar hastalığı grubuna girer. İlla kalp krizi geçirmiş olmak gerekmiyor ailede. Dolayısıyla ailede böyle genetik hikayeler varsa mutlaka özellikle 30 yaşından itibaren belli aralıklarla gidip işte senede bir ya da 6 ayda bir yani en az senede bir mutlaka kolesterol seviyesine baktırmak lazım. Evet, beslenmeyle de ilişkili son derece. Ve kırmızı et tüketimi mesela vegan, vejetaryen kişilerin işte kırmızı et tüketmiyorum o nedenle bende kolesterol yani yüksek çıkmaz gibi bir yanılgı da oluyor değil mi? Evet, yani şimdi şöyle kolesterolün çoğunluğu yani bizim için gerekli olan kolesterolün 1/4'ü karaciğerimiz tarafından zaten yapılıyor.
Bunun fazlası dışarıdan alınan yiyeceklerle. Ama dışarıdan alınan hangi yiyecekler en çok kolesterolü yükseltiyor? En çok aslında kırmızı et gerçekten. Yağlı yiyecekler, yani hayvansal besinler. Mesela tam yağlı, çok yağlı peynir, işte yağlı süt mesela. Bunlar hep yumurtanın sarısı. Yani tam yasak değil. Mesela o da çok tartışmalı bir konu. Ay evet, ama... yani sarısını yemeyin, sadece beyazını yiyin ya da tam tersi, bilmiyorum. Sarısında kolesterol var. Fazla abartmadan yemek lazım. Günde bir tane mesela, her gün bir tane yumurtayı tam yemiş olmak. Olabilir ama o her kişiye göre değişir, evet. Bu. Yani o kişinin mevcut hastalıklarına, ailesinde taşıdığı risklere, hikayesine ve kolesterol seviyesine göre değişir. Yani bunu hastaya göre hekim karar vermeli. Evet. Söylemeden edemeyeceğim. Canan Karatay hocamızın da kulakları çınlasın. Değil mi? Siz de çok yakından tanıyorsunuz. Çok gündeme geliyor ara ara böyle kolesterol, evet, konuları. Biz de şimdi en doğru şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Kolesterol bir kez yükselirse bir daha düşürmek zordur. Doğru mu? Hayır, doğru değil. Hı hı. Kolesterol yükselirse en başta beslenme alışkanlığını değiştirerek, iyi bir diyet, hekime sorarak, düzgün bir diyet, beslenme alışkanlığının değiştirilmesi ve bu alışkanlığın benimsenerek artık hayat boyu uygulanmasıyla, eğer yetmiyorsa ilaçlarla da düşürülebilir. Kolesterol için o zaman o iyi bir beslenme tarzı dediğimiz nedir? Akdeniz tipi beslenme diye bahsettiğimiz beslenme aslında bütün kalp damar sağlığı için çok önemli beslenme. Katı yağların olmadığı, sıvı yağ, zeytinyağın olduğu, işte kırmızı et yerine balık, tavuk, hindi etinin tercih edildiği, balıkta da daha çok yağlı balıkların tercih edildiği, mesela somon gibi, onlar daha sağlıklı yağ, omega 3'leri barındırdığı için. Onun dışında hamur işlerinden mümkün olduğu kadar uzak kalındığı, ideal olarak tatlı ve şekerin olmadığı, meyve ve sebzeden zengin, ama meyve derken hep dikkat edilmesini özellikle öneriyorum. Çünkü şeker hastaları, toplumumuzda çok fazla diyabet hastası var. Onların meyve yemeleri tabii ki şekerlerini yükselteceği için mutlaka hekimlerine danışarak bunu yapmaları lazım. Yani çok sağlıklı diye çok fazla meyve yemeleri doğru olmaz. Başka problemlere neden olur. Böyle bir beslenme tarzı. Yağlı yiyeceklerin mümkün olduğu kadar kısıtlandı. Yani hayvansal gıdaların değil, daha çok bitkisel gıdaların olduğu, liften zengin, baklagillerin olduğu daha çok beslenme tarzıyla kolesterol seviyeleri normale gelir. Yani düşürülebilir. Evet. Tereyağı yerine margarin kullanıyorum kolesterolüm için, endişelenmeme gerek kalmaz diye. Yok, katı yağların hepsi kolesterolü, evet, yükselten besinler. Bu margarinler de çok tartışılıyor. Çünkü tabii şu çok yanlış da, biz çocukken margarin ekmeğe sürüyorduk da hiçbir şey olmadı da falan gibi, ama bir de tereyağı değil işte margarin bitkisel oluyor. İşte o daha hayvansal yağlardan arındırılmış ve daha sağlıklı diye düşünenler de var. Aslında çok bir farkı yok. Yani fakat şöyle, tereyağı da tabii ki doymuş yağ oranı daha yüksek. Daha riskli diyebiliriz. Ama tereyağı yemeyelim, margarin yiyebiliriz algısı yanlış bir algı. Burada kesin olan bir şey, sağlıklı olan yağ zeytinyağıdır. Yani buzdolabına koyduğunuz zaman katılaşıyor aslında, evet, baktığınızda, evet, değil mi? En, evet, büyük, evet, şey de o, ispatı. Ve kanımdaki kötü kolesterolü düşürmenin tek yolu ilaç kullanmaktır. Az önce de söyledik, değil. Diyet, beslenmeyle. Diyet, öncelikle diyet. Ama burada da hep hastaya göre değişiyor tabii ki. Kalp krizi geçirmiş bir hastanın kolesterolünü istenilen seviyeye düşürmek için ilaç vermek şarttır. Evet. Burada da hekimin kararı önemli tabii. Evet. Peki şimdi bu kolesterolle ilgili HDL, LDL diye ayrımlar da var. O zaman biz LDL kolesterol veya işte kötü kolesterol dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Kötülü kolesterol. Şimdi kolesterol böyle mumsu, suda erimeyen bir madde. Katıya yakın bir madde. Dolayısıyla onun vücutta, kanda taşınması için bazı proteinlerle birleşip taşınması lazım. Bir taşıyıcı gibi oluyor. Bu birleşime lipoprotein diyoruz. İşte LDL, HDL, bunlar aslında o lipoprotein komplekslerinin isimleri. LDL halk arasında kötü huylu kolesterol olarak bilinen damarları tıkayan formu. Yani LDL kolesterolü karaciğerden organlara, damarlara taşıyor. Dolayısıyla kötü. LDL'nin kanda yüksek olması kalp hastalığı riskini arttırıyor. İstemediğimiz bir şey. LDL'yi ilaçlarla düşürüyoruz. Evet. HDL de tam tersi görev yapıyor. Yüksek yoğunluklu lipoprotein. Yani fazla kolesterolü karaciğere geri getiriyor, depoluyor.
damarlardan topluyor gibi düşünülebilir. Hı hı. Bu da bu yüzden iyi huylu kolesterol. Bunun da seviyesinin kanda yüksek olmasını hedefliyoruz. Vallahi ben şimdi tam anladım. LDL'miz yüksek olmayacak ama HDL'mizin yüksek olması. Evet. Daha doğrusu beklenen değerlerde olması. Evet, evet. Evet. Peki trigliserit nedir hocam? Trigliserit de depo yağı. Aslında o da bir yağ çeşidi ama trigliserit vücudumuzda yağ hücrelerinde depolanmış şeklinde olan yağ. Dışarıdan aldığımız fazla yağlı yiyecekler, fazla yağ vücudumuzda kullanılmayan fazlalığı trigliserit şeklinde depolanıyor yağ hücrelerinde. O bizim depo yağımız. Aslında bizim yağ kütlemizi gösteren bir şey. Dışarıdan ne kadar yemek yediğimizi, besinlerimizi ne kadar aldığımızı. Yine bir çeşit yağ, yani kolesterol yine ama depolanmış şekli. Onun da yüksek olmamasını o zaman yüksek olmaması lazım. Tabii onun da yüksek olması kalp hastalığı riskini arttıran bir durum. Evet. Kalp hastalığı riskini başka neler arttırır? Başta tabii ki sigara diyeceksinizdir. Sigara. Evet, sigara önemli risk faktörü. Yüksek tansiyon, hipertansiyon, tansiyonun yüksek olması. Genetik olarak ailede kalp damar hastalığı hikayesinin olması, özellikle birinci derece akrabalarda 60 yaşının altında, anne baba kardeşlerde 60 yaşın altında herhangi biri herhangi bir damar hastalığı geçirdiyse o kişi yüksek riskli demektir. Genetik yük taşıyordur. Bu da önemli. Onun dışında sedanter hayat dediğimiz hareketsiz bir yaşam, hareket etmeme, spor yapmama. Spor diye kastettiğimiz şey illa spor salonuna gidip aktif spor yapma değil. Günde 30 dakika tempolu bir şekilde yürüyüş bile yeterlidir aslında kalp damar hastalığını korumak için. Evet. İlaçsız kolesterol tedavisinde sık yapılan hatalara şöyle bir bakalım mı? Çünkü kolesterol bir yaştan sonra illaki işte annemiz, babamız, anneannelerimiz, onlar mutlaka gidip kontrol ettiriyorlar. Evet. Ve kendimizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ne o hatalar? Tavsiyeyle ilaç almak. Bak çok iyi geldi bana. Var mı hala bunlar? Var. Yani özellikle kolesterolde. Var, var. Evet, evet. Kişiye göre tedavi olması gerekiyor. Evet. Kişiselleştirilmiş tedavi çok önemli. Evet. Bu aralar iyiyim ben deyip ilaca ara vermek doktor kontrolü dışında yine yapılmaması gerekiyor. O da çok yanlış, çok yanlış. Ara verildiği zaman yükselir kolesterol. Bu da kötü sonuçlara neden olur. Mutlaka hekim kontrolüyle. Kolesterol düşürücü ilaç kullanırken diyeti önemsememek, nasılsa ilaç alıyorum diyerek. Çok yanlış, çok yanlış. Önce diyettir. Önce diyet, yani yaşam tarzı haline gelecek diyet, beraberinde ilaç alınmalı mutlaka. Evet, devam edelim o zaman. Doktora gitmeden önce diyet yapmaya başlamak. Hayır, kişinin kendi kendine diyet yapması doğru değildir. Mutlaka uzmanına danışmak lazım. Hekime veya hekim diyetisyen işbirliğiyle de olabilir. Evet. Tabii şimdi artık bilgiye ulaşmak çok kolay olduğu için. Çok kolay. Için, çeşitli işte kolesterole çok iyi gelir diye ürünler, bitkisel çaylar, karışımlar da kullanılabiliyor. Evet. Doktora danışmadan diyet değişikliği de yapılıyor. Çok bak yapılıyor. Şunu ye, şunu yeme bana çok iyi geldi. Evet. Yok, kişiye göre değişir. Herkesin tolere edebildiği gıdalar var, edemediği gıdalar var. Bunlar çok önemli. Kolesterol düşürücü ilaç kullanırken diğer hastalıkları da ihmal etmek. Hayır, kesinlikle. Bu çok önemli. Çünkü zaten kolesterol yüksekliği beraberinde birçok hastalıkla beraber oluyor. En sık hipertansiyon. Bir kişinin kolesterolü yüksekse beraberinde mutlaka tansiyonu oluyor. Genellikle, sıklıkla. Dolayısıyla yani hepsini birden tedavi etmek ya da o ilaçların birbiriyle etkileşim yapmaması. Bunları hep hekimin dikkat etmesi lazım. Ama hastanın da buna uyması lazım ve belli aralıklarla kontrol bu yüzden çok önemli. Mesela metabolik sendrom dediğimiz olay, işte trigliserit özellikle yüksek olması, beraberinde tansiyon olması kişide. Mesela bunlar birlikte görülen bir durum. Buna metabolik sendrom diyoruz. Eşittir diyabetin başlangıcı demek zaten. Yani bunlar tedavi edilmediği zaman başka hastalıklara gidiyor. Madem o zaman yeri gelmişken, kolesterol hangi hastalıklara sebep olur tedavi edilmezse? Kolesterol yüksekliği bütün damar tıkanmalarına sebep olur. Vücuttaki bütün damarlarda tıkanma. En başta kalp damarlarında tıkanma. İşte bunun kötü bir sonucu olarak enfarktüs, bypass'a kadar gidebilir. İşte stent takılması, kalp krizi geçirme. Bunun sonra daha istenmeyen bir sonucu kalp yetersizliğine kadar gidebilir. Sadece bir kolesterol yüksekliği bile. Beyin damar tıkanması, felçler, inmeler, bacak damarı tıkanması örneğin.
Bunların yani kolesterol yüksekliği bütün bunlara sebep oluyor. Esas olarak damar tıkanmalarına sebep oluyor. Sinsi ve gizli gizli ilerleyebilir mi? Mesela dediniz ya hiç belirti vermez. Yani. Eğer düzenli kontrol yaptırmazsanız böyle ilerler. Devamında başka hastalıklar gelir. Ne olur tedavi edilmezse? Kolesterol yüksekliği tedavi edilmezse komplikasyonlarla gelir. Ani bir kalp kriziyle gelebilir. Gerçekten hiç belirti vermez. Çok sinsidir. Ölçtürülmezse bilmez kişi. Hekim de bilemez. Kolesterol yüksekliği bu organ hasarlarıyla gelir. Günün birinde aniden felç geçirebilir. Kalp krizi geçirebilir. Göğüs ağrısı olabilir. Anjiyo yapılır. Üç damar tıkalı çıkabilir. Bypass olması gerekebilir. Bu tür komplikasyonlarla gelir. Evet, o nedenle aslında ne dediniz 30'dan sonra mı? Özellikle 30 yaşından itibaren baktırmak gerekiyor. En azından yılda bir kez kan tahlilleri, kan tahlili, tabii. Yapmak gerekiyor. Kandaki kolesterol miktarı ile kalp damarları arasında çok ciddi bir ilişkiden bahsettiniz. Hangi yaşlarda görülmeye başlıyor? Mesela bir 30 yaşında birinde kolesterol görebiliyoruz değil mi? Görebiliyoruz tabii ki. Bir de çünkü genetik yani ailesel kolesterol yüksekliği durumları var. Böyle hastalıklar da var. Bu insanlarda çok küçük yaşlardan itibaren, çocukluktan itibaren kolesterol seviyeleri zaten yüksek oluyor. Zaten böyle bir durumda bütün ailenin taranması gerekiyor. Orada ortaya çıkıyor. Ama genelde bütün aslında kalp damar hastalıkları 40 yaşından itibaren görülme sıklığı artıyor. Hep 40 yaşından itibaren. Ama şimdi 40 ya hocam. Vallahi. Evet. Ama artık genç yaşlara da kaydığı durumlar var. Görüyoruz daha genç hastalar. Evet. 30 yaşından itibaren artık belli aralıklarla kontrol, bir kan tahlili yaptırmak lazım. Evet. Sevgili izleyiciler sorularınızı alabiliriz. TV4 Instagram adresine gönderebilirsiniz. Kolesterolle ilgili kafalar karışık çünkü. Bir de işte yayınlar yani çeşitli sosyal medyada da şu kolesterol çok iyi geliyor, bu kolesterol çok iyi geliyor diye yanlış beslenme şekilleri de oluşabiliyor. Yaptığımız hataları konuştuk aslında ama kolesterolü yüksek olan bir kişi yani HDL'si yüksek olan bir kişi. LDL'si. Bak da direkt şimdi daha şimdiden karıştırdım. LDL'si yüksekse. Neleri yememeli mesela? Kişiye göre değişir tamam. Evet. Ama yine de sağlıklı bir birey diyelim. Evet. Sadece LDL yüksek. Hayvansal gıdadan mümkün olduğu kadar uzak durmalı. Tereyağı mesela? Tereyağdan. Tereyağı kesinlikle yememeli. Onun hem yerine... hiç. Evet, yüksekse yememeli. Evet. Onun yerine zeytinyağı tercih etmeli. Kırmızı etten mümkün olduğu kadar uzak durmalı. Hiç demek istemiyorum. Ama onun yerine koyabileceği tavuk eti, balık eti, hindi eti. Bunları daha çok tercih edebilir. Hiç olursa çok güzel olur. Evet. Yani o kişinin kendi tercihi olarak hiç yemezse evet o da çok iyi olur. Hayvansal gıda, yağlı peynirler. Yağlı, tam yağlı ne süt. Ne olacak canım sabah şu kadar yiyorum derler mesela evet, değil mi size? Hani evet, evet. Bir güzel bir ezine şöyle tam yağlısından kibrit kutusu kadar ama o bile olmamalı. Yükseltiyor, evet yükseltiyor. Yani kolesterol seviyesi yüksek olan birinin bunlara dikkat etmesi lazım. Çerez hep şey derler kolesterole çok iyi gelir. Ceviz, evet, badem, evet, fındık, fıstık. Onlar da? Şimdi ceviz ve badem, ceviz, badem, fındık bunlar iyi yağ barındıran. Kötü yağ barındırmayan, iyi yağ barındıran faydalı besinler. Ama bunları da az miktarda tüketilebilir her gün. Tabii ki fazla değil. Mesela az miktarda, kaju da çok yağ var değil mi? Ama kaju daha yağlı. Evet, kaju daha yağlı ama ceviz, badem, fındık bunlar faydalı besinler. Ama hep dediğimiz gibi çok yüksek miktarda olmaması lazım. Hep ölçülü. Evet, yönetmenimiz balığı sordu ama az önce söyledik. Balık balık faydalı, özellikle yağlı balıklar omega 3'den zengin olduğu için öneriliyor. Evet. Kişinin yaşına göre de kolesterol değeri önemli herhalde değil mi? Mesela kolesterol kaç olmalı diyemeyiz şu anda. Diyebiliriz. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kaç olmalı yani kolesterol? Yani 20 yaşın altında yani çocuk grubu dışında diyebiliriz. Kandaki değeri 200 miligram bölü desilitrenin üzerinde olmamalı. Yani bizim tahlillerde olmamalı. Çıkan o birimi çok önemsemiyoruz. Genelde aynı birim kullanılıyor bütün laboratuvarlarda. 200. Hastalarımız da bilir bunu zaten. 200'ün üzeri yüksek kabul ediyoruz toplam kolesterolü, total kolesterol değerini. Evet, sorularınızı gönderebilirsiniz sevgili izleyiciler. Birazdan sorularınızı yanıtlamaya devam edeceğiz, çalışacağız daha doğrusu. İyi kolesterole iyi gelenler, yani iyi kolesterolümüz diyelim düşük ve onun biraz yüksek olmasını, kendi değerinde olması gerektiğini söylediniz. Evet. Neler iyi gelir? Yine Akdeniz tipi beslenme diyeceksiniz. Akdeniz tipi beslenme, bunun yanında iyi kolesterol, mesela kişi sigara içiyorsa, sigaranın bırakılması iyi kolesterolü yükselten
faydalı bir şey. Yani tabii sigaranın bırakılması bütün damar hastalıklarına iyi gelmenin yanı sıra bir de HDL'yi yükseltiyor. İyi huylu kolesterolü. Bu da olumlu bir yanı. Bir de egzersiz. Spor yapmak, hareket etmek, egzersiz. Bunlar da HDL'yi yükselten durumlar. Evet. Peki sorularla devam ediyoruz hocam. Gelsin sorumuz. Buyurun. TV4'e gönderebilirsiniz sorularınızı. Kolesterol düzeyinin düşürülmesi kalp damar hastalığı olasılığını azaltır mı? Ki evet, az önce söyledik. Evet, evet. Azaltır. Kesinlikle azaltır. Devam edelim. Bu kadar net de bir cevap aldık aslında. Çünkü evet, az önce hepsini anlattık. Stres kolesterolü yükseltir mi? Evet, güzel soru. Stres indirek yoldan kolesterolü yükseltir. Direkt etkisi olmasa da ama evet yükseltir. Ne yapabilir? Stres kişinin yeme alışkanlığını değiştirebilir. Evet. Uyku düzenini bozabilir. Tansiyonu yükseltebilir. İndirek yollardan evet kolesterolü yükseltir. Hareketsiz bırakabilir. Normal biyoritmini bozabilir. Uykusuzluk zaten beslenmeyi de tamamen değiştiriyor. Uykusuzluk beslenmeyi değiştirir. En çok tansiyonu, tansiyon dengesini bozan bir olaydır uykusuzluk. Gece uykusuzluğu en çok. Evet. Depresyon gibi psikolojik sorunlar kalp damar sağlığıyla tabii ki illaki indirek olarak yine ilişkilidir ama kullanılan ilaçlar da kolesterolü etkiler mi? Mesela işte antidepresan ya da ne bileyim başka bir şey kullanıyordur. Etkiler mi? Düzenli kullanılan ilaçlar. Çok sık kullanılan antidepresanların yani faydalı olan antidepresanların direkt kolesterolü yükseltici bir etkisi yok. Yani depresif durumda olan bir kişinin bu depresyonda olması ilaç kullanmasından daha kötüdür. Yani bu kişinin depresyonunu düzeltmesi gerekir ki bir an önce aslında depresyonu düzeltmediği zaman daha çok kalp damar sağlığı bozulacaktır. Tansiyonu yükselecektir mesela. Tansiyonu yükselir. Dediğim gibi hareketsiz bir yaşam olursa yine obezite olabilir. Yeme alışkanlığı bozulur. Hareketsiz bir yaşam. Bu da kolesterolü yükselterek kalp damar sağlığını bozar. Başka kullanılan, düzenli kullanılan ilaçların yan etkisi olarak kolesterol etkilenir mi? Yani öyle çok belirgin bir ilaçların bir o kadar belirgin bir yan etkisi yok. Kolesterolün en çok yükseldiği durum dışarıdan bizim aldığımız yiyeceklerle. Evet, çünkü bazı hastalıkları konuştuğumuzda düzenli alınan kolesterol ilacı diye de söylendiği oluyor da acaba yani kolesterol ilacını ne kadar masumlaştırabilirim diye sorayım dedim acaba kolesterol başka ilacının bir başka yan etkileri evet, olabiliyor. Evet, onların yan etkileri başka yan etkileri olabiliyor. Mesela kas ağrısı, kaslarda ağrı. Hastalarımız en çok bundan şikayet ediyorlar. Çok nadir olarak o kaslarda kas enzimleri yükselebiliyor. Ama bunlar hep hekim tarafından kontrol altında tutuluyor. Karaciğer enzimlerini yükseltebiliyor. Dolayısıyla bu da kolesterol ilacı başlamadan önce biz zaten hastanın karaciğer enzimi değerlerine bakıyoruz. Ve bunu belli aralıklarla da kontrol ediyoruz. Böyle bir durumda geri dönüşümsüz bir hasar olmuyor. Evet. Evet, sorularla devam edelim. Buyurun gelsin sorumuz. İzleyicilerimizin soruları var. Erkeklerin kolesterol değerine kadınlardan daha fazla mı dikkat etmesi gerekir? Hayır, gerekmez. Ama şöyle bir nokta var burada. Şimdi kadınlardaki östrojen hormonu kadınları menopoza kadar kalp damar hastalığından koruyan bir hormon. Menopoza girmekle birlikte kadınlarla erkeklerin kalp hastalığı geçirme riski eşitleniyor. Ama menopoza kadar olan sürede erkekler kadınlardan daha risk altında, daha fazla risk altında. Yani erkek cinsiyet kalp damar hastalığı için önemli bir risk faktörü. Sigara gibi, yüksek kolesterol gibi, tansiyon gibi onların arasında sayılıyor zaten. Dolayısıyla bu soru onu kastediyorsa evet doğru. Belli yaşlarda. Yani erkek kadın fark etmiyor. Tabii ki herkesin kolesterol seviyelerine baktırması lazım ama erkekler kalp hastalığı açısından menopoza kadar kadınlardan daha yüksek riskte. Evet, hep öyle derler ya şimdi evet. Bel çevresi. Bel çevresi mesela çok o önemli. Bel çevresi hep söylenir erkeklerde ve kadınlarda şu ölçüyü geçerse risk diye. Evet. Özellikle neden bel? Çok önemli çünkü bütün yapılan çalışmalarda bakılmış ki göbek çevresindeki bel bölgesindeki yağ birikimi olan kişilerde kalp hastalığı, kalp damar hastalığı daha sık görülüyor. Bu çok net bir bilgi. Erkeklerde 102 santimin yani tam göbek deliğinden itibaren o hizadan ölçülen ölçünün 102 santimin üzerinde olmaması, kadınlarda da 88'in üzerinde olmaması gerekiyor. İdeal, hadi ölçün. İdeal ölçüler bunlar. Evet, 88'in üzerinde kadınlarda olmayacak. Evet, erkeklerde 102. Orada yağ birikimi kalp hastalığı riskini arttıran bir durum.
Evet, bu da çok önemli. Evet, devam edelim sorularımıza. Yani şu bir bahane değil, değil mi? Ben çok iriyim canım, zaten benim öyle çıkar falan gibi bir şey söylesek. Yok, değil, değil. Çünkü dışarıdan yediğimiz yiyecekler bel çevresini arttırıyor. Evet, yani besinle, beslenmeyle çok ilişkili bir durum. Evet, zaten böyle baktığınızda bel çevresi nasıl beslendiğini de fikrini de veriyor değil mi evet, size? Evet, evet. Hangi sıklıkla kolesterol değerlerine baktırmalıyız? Şimdi bizim bütün kalp hastalıkları skorlama sistemlerimiz vardır kardiyolojide. Yani o kişinin kalp hastalığına yakalanma riski. Bunlar hep 40 yaşından itibaren uygulanan aslında şeyler, skorlama sistemleri. Hmm. Ama şimdi son zamanlarda, son yıllarda daha erken yaşlara da kaydı artık. Ailesinde genetik olarak kalp hastalığı olan yüksek riskli kişilerin 30 yaşından itibaren belli aralıklarla kontrole gitmesini öneriyoruz. Evet. Ama normalde ailesinde özellikle genetik yükü yoksa 40 yaşından itibaren herkesin kontrole gitmesi lazım. Evet, 40 yaşından itibaren artık kan vermeye, düzenli evet. olarak baktırmaya başlayabiliriz. Evet. Hep milat derler ya, 40'ı sağlıkta da öyle değil mi? Evet, sağlıkta da öyle. Yani yapılan çalışmalarda hep 40 yaşından itibaren tansiyon yükselmeleri, kolesterol yükselmeleri, kalp damar hastalıklarının görülme riski. Hep bu yaştan itibaren daha 40'a çok. Kadar nasıl baktınız? Baktınız kendinize. Evet. Yani aslında evet. yaptığım, yani yediğimiz, içtiğimiz her şey yatırım. Yaşam tarzımız çok önemli. Evet. Varsa sorumuz devam edelim sorularla. Varmış. Gelsin sorumuz. Kolesterolü konuşuyoruz. Nedenleri ve tedavi yöntemlerini. Her gün yürüyüş yapıyorum. HDL ve LDL ölçümüm sınırda. Ne yapmalıyım? Sınırda. Bir defa hastamızın yani bunu soran kişinin ailesinde genetik olarak kalp hastalığı var mı? Bu çok önemli. Kendisi daha önce kalp krizi geçirdi mi ya da kalp damar tıkanıklığı geçirdi mi? Bunlar çok önemli bir bilgi. Şimdi bunlar varsa özellikle kendisi daha önce bir mesela stent takılmış olabilir kalp damarına. Kalp krizi geçirmemiş bile olsa. Bir stent takılmış olabilir. Böyle bir durumda bir hastaysa HDL, LDL sınırda değil, istenilen ideal düzeylerde olması gerekiyor. Evet, her gün yürüyüş yapmalı ama buna ek olarak mutlaka kolesterol ilacı da almalıdır. Eğer bu hastamız daha önce hiç kalp hastalığı geçirmediyse ve ailesinde de genetik olarak böyle bir risk yoksa her gün yürüyüş yapması çok iyidir. Genel sağlık için çok iyidir. HDL, LDL, LDL sınırdaysa da demek ki istenilen düzeye yakın demektir. O zaman evet. şu an ilaç verecek düzeyde değil demektir. Ama bazı ayrıntılara dikkat etmek lazım. Tabii. Evet, yine çok kişisel gerçekten. Kişisel. Yani bütün hastalıklar öyle ama özellikle kolesterol. Evet. Çok çok kişisel. Çok, eşlik çok. Eden hastalığı var mı? Çok önemli. Yaşı, evet. Ailesi. Çok Hı-hı. önemli. Hı-hı. O yüzden işte böyle komşuya iyi geldi, bana da iyi gelir. Evet, çok şeklinde yanlış. Şeklinde ne beslenme ne de ilaç kullanımı evet, olmamalı. Evet. Sorularımız varmış. Alalım sorularımızı o zaman. Sorularınızı Instagram ve Twitter'dan TV4'e gönderebilirsiniz. Kontrolü, kolesterolü yükselen insanların yanakları kırmızı mı olur? Yok, böyle bir bulgu yok. Böyle bir bulgu yok. Hiçbir semptomu yok aslında kolesterol yüksekliğinin. Böyle yüzünde, görüntüde herhangi bir şey, şekilde? Hayır, çok yüksekse kolesterol, en başta bahsettiğim gibi bazen böyle gözün içinde korneada bazı lipid kolesterol birikimini gösteren plaklar olabiliyor. Bazen tendonlarda falan da oluyor ama dediğim gibi bu herkeste gördüğümüz bir bulgu değil. Hı-hı. Bu varsa kolesterol yüksek değildir, yanlış. Evet. Hocam bizim anneannemiz, dedelerimiz kuyruk yağıyla, iç yağıyla beslendi. Şimdi herkesin sorusunu sorayım ben. 90'a kadar maşallah işte yaşadılar, rahmetli oldular falan. Hep böyle derler ya. Evet. Ama şimdi diyorlar ki uzmanlar hep Akdeniz tipi zeytinyağı tüketin. Peki neden o zaman aramızda böyle bir fark oldu? Şimdi tabii sadece çevresel faktörler değil, genetik de çok önemli. Hmm. Yani kişinin genetik yükü iyiyse evet çevresel faktörler bir yere kadar etkiliyor. Tabii onlar köyde belki açık havada değil mi, tertemiz. Yani başka faktörler iyi olabilir. Tansiyon problemi olmamıştır. Genetik iyidir. Sigara içmiyorlardır. Çok aktif düzenli spor yapıyorlardır. Yani bir tek kolesterol yüksekliği ile şu hastalık görülür diye bir şey yok. Olabilir, olmayabilir. Bunun ayrımı zor ama son yıllarda bunun çok söylenmesinin nedeni Akdeniz tipi beslenme, yani bunun çok üzerinde durulmasının nedeni artık kalp damar hastalıkları çok sık görülüyor. Eskiye göre daha fazla, farkındalığımız da arttı tabii ama istatistiksel olarak da daha fazla görülüyor ve çok da genç yaşlara kaydı. Evet, o çok üzücü. Evet. İşte kelle paça çorbası mesela hani haftada bir gün için. İnsan tabii yok yok şifa. Bunlar bu şekilde öneriler doğru değil.
Doğru değil. Evet, kolesterolü çok ciddi olarak yükselten yiyecekler bunlar. Evet. O yüzden bu tip önerileri aslında direkt alıp "Aa böyle dedi." diye yapmamak lazım. Evet, yani senin evet. bir neyin var, değil mi? Tabii. Kolesterolün nasıl, tansiyonun nasıl? Tabii, tabii. Şekerin var mı? Hepsi çok önemli. Çok önemli. İşte doğru sağlık okur yazarlığı diyoruz ya, hı hı. aslında programlar ve işte sosyal medya çok faydalı oluyor bu konuda. Artık evet. her duyduğumuz yapmamayı salık veriyoruz biz de. Onlar evet. öyle de öğreniyor artık. Mutlaka hekime danışmak lazım. Evet, mutlaka. Evet. Her duyduğumuzu yapmayacağız. Bir soru daha alalım. Birazdan milli sporcu Birgül Erken rekorlarını ve tecrübelerini anlatacak bizlere sevgili izleyiciler. Kolesterol değerlerim yüksek. Hiç ilaç almadan beslenme ve yürüyüşle düşürebilir miyim? Tabii hemen ilaç verilmiyor zaten. Hemen ilaç verilmiyor ama hep aynı şeyi söylüyorum. Altyapıda ne olduğu önemli. Yani bunu soran kişi bir kalp damar tıkanıklığı geçirdiyse beslenme ve yürüyüşle beraber ilaç alması zaten gerekiyor. Hı hı. Yani orada başka bazı detaylar var. İşte o tabii. kolesterol planı daha stabil hale getirmek, daha kararlı ve düzgün hale getirmek gibi hedeflerimiz var bizim bir kalp damar hastasında. Onlar başka ayrıntılar. Hmm. Ama hiçbir hastalığı olmayan biri ise önce evet beslenme ve yürüyüşle düşürmeyi denemeli. Evet bunu etkili yaparsa düşürebilir ama belli aralıklarla kontrol edilmeli. Düşüremezse ve hala o seviyelerin üzerindeyse o zaman ilaç vermek gerekebilir. Evet. Hadi bir soru daha alalım o zaman. Sorularımız geliyormuş hocam. Ve sorularla aslında bir taraftan da bilgi ediniyoruz. Hamilelikte kolesterol yüksekliği bebeğe zarar verir mi? Çok bilinen bir şey değil bu aslında. Yani çok tipik bir şey değil. Hamileliğe bağlı diye bir şey de yok herhalde. Bir miktar yükseliyor hamilelik. Yani hormonların etkisiyle belli zamanlarda kolesterol yükselebilir. Evet. Ama hamilelikte kolesterol yüksekliğinin bebeğe zarar verdiği konusunda net bir bilgi yok. Evet. Beslenmeyle onu dengeye getirmek tabii kendi sağlığı tabii için hamile annenin. Hamilelikte şeker yüksekliği esas problem. Ay evet. Tabii kolesterol yüksekliği değil şeker yüksekliği. Şeker yüklemesi testinden de çekiniyor birazcık bazı anneler. Hani hep onu buradan evet, biz de vurguluyoruz. Evet ama o rutin uygulamamızda var. Evet. Yani hekim söylüyorsa çekinmemek lazım. Evet hem bebeğin sağlığı için evet, hem annenin tabii. sağlığı için. Tabii. Bir soru daha alabiliyoruz, varmış vaktimiz. Ailede gizli kalp hastalığı var. Arada benim sol tarafım bir saat kadar ağrıyor ve çarpıntı oluyor. Bu neden olur? Bir saat kadar ağrıyor ama bir saat kadar çarpıntı olmuyordur herhalde. Bu neden olabilir? Ailede kalp hastalığı varsa bu kişi zaten yüksek riskli demektir. Evet. Herhangi bir şikayet olduğunda mutlaka kardiyoloji hekimine gidip rutin kontrolleri yaptırması lazım. Bu kalp damar tıkanıklığına da bağlı olabilir, olmayabilir de. Ama ailede risk varsa, şikayet olmasa da mutlaka gitmesini öneririm. Evet, sol tarafın ağrıması hep bize kalbi düşündürüyor değil mi? Şimdi öyle şöyle, midir? Aslında kalp damar tıkanmasının tipik ağrısı ön tarafta göğüs bölgesinde kravat altı dediğimiz bölgede olur. Ama yayıldığı bölgeler olabilir. Her iki kolun iç tarafına yayılabilir, sırta yayılabilir, alt çeneye yayılabilir. Yani alt çeneden aşağıya kadar herhangi bir yerde ağrı olabilir. Yani ağrı çok tipik burada olmuyor diye bu kalp hastalığını düşündürmüyor demek yanlış. Evet, yine uyanık olmak gerekiyor. Yine uyanık olmak lazım. Evet. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için hocam. Ayaklarınıza sağlık. Rica ederim. Evet, kalp ve damar hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selen Yurdokul bilgilendirdi bizleri sevgili izleyiciler. Bu bölümü de burada bitiriyoruz. Umarız faydalı olmuşuzdur. Birazdan milli sporcu serbest dalış eğitmeni Birgül Erken bizimle olacak ve bize yaşattığı gururu anlatacak. Hiçbir yere ayrılmayın. O bir dünya şampiyonu, bir eğitmen ve bir anne. Sayısız başarılara imza attı. Türkiye'nin gururu. O milli sporcu Birgül Erken. Başarısının sırrını, serbest dalıştaki rekorlarını ve tecrübelerini anlatıyor. Birazdan Selda'yla Neşeli Günler'de.
Evet sevgili izleyiciler, geldik masamızın başına tekrar ve bu bölümde bir gururu ağırlamak istedik. Böyle zaman zaman Türkiye'nin başarılarını da sizlere aktarıyoruz, biliyorsunuz, paylaşıyoruz. Milli sporcu serbest dalış eğitmeni Birgül Erken bizimle beraber, başarılarını da kendisinden dinleyeceğiz şimdi. Hoş geldiniz, sefalar. Hoş buldum. Nasılsınız? Gayet iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, çok iyi görünüyorsunuz. Ben sizinle ilgili bilgilere baktığım zaman sığdıramadım yani kartlara. O kadar çok ödül, o kadar çok madalya ve başarı. Aynı zamanda şu anda öğretmenlik yapıyor musunuz? Yapıyorum. Çanakkale'de Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde görev devam ediyor. Edebiyat öğretmeniniz değil mi aynı zamanda? Evet. Ama şimdi nasıl oldu da hani yüzme bir başarıya dönüştü? Kendisinden dinleyeceğiz. Spor hayatı, evet, nasıl başladı? Çocuklukta. Klasik. Ne kadar güzel. İşte anne babanın etkisi var mı? Yani ben seni kızım bir yüzmeye yazdırayım da mı oldu? Vallahi yani oldu? Aksine kendini yorma kızım. İşte derslerine odaklan. Derslerine odaklan. Aynen. Yani voleybol vardı. Derslerini aksatma, işte yorulma falan şeklinde. Yani voleybol aşkımdı. Ve çocukluk yıllarında başlayınca da bayağı bir güzel bir altyapı oluyor. Çanakkale doğumluyum. Su çocuğuyum, yani deniz çocuğuyum ve evet. Boğazı yüzerek geçiyor herkes. Biz de yüzüyoruz ve bunu doğal bir hani oyun gibi falan zannediyoruz. Herkes yapıyor gibi görüyoruz. Hmm. Herkes yapabilir ki, bu böyle olağanüstü bir şey değil. Ama şimdi bakınca hiç de öyle değil. Bütün bu yaptığım, bir de atıcılık var, ateşli silahlar, çok enteresan. Ya gerçekten Çanakkale, çok enteresan gerçekten. Bir hanımdan bunu duymak. Öyleydi. Yani Çanakkale'de bu sporlar vardı ve deniyorduk biz de. Yani abimle beraber bütün sporları deneme şansımız oldu. Şu coğrafya kaderdir diyorlar ya. Kesinlikle öyle. Yani Çanakkale'de doğmuş olmanın aslında hakkını vermişsiniz. Verdik, evet. Yani güzel oradaki bir çocukluk sporlar, yaşadık. Evet. İyi öğretmenlerimiz vardı. Hı-hı. Çok şükür. Hı-hı. Evet, su çocuğu olmak çok büyük bir adaptasyon. Evet. Ve bunların hepsini biz yaşadık. Çanakkale'de evet. Doya doya. Şimdi yüzmeden, yani yüzmeyi eğitiminiz devam ederken, bir edebiyat öğretmeni oluyorsunuz değil mi? Nereyi bitirmiştiniz? Türk Dili ve Edebiyatı. Trakya Üniversitesi. Evet. Şampiyon bir eğitimcisiniz aslında şu anda. Hı-hı. Yüzme ne zaman başladı? Kaç sene oldu? Yani çocukluk yüzme, zaten yüzme evet, geçmiş ama. Şöyleydi, yani spor mu, edebiyat mı çok okuyordum ben. Hı-hı. Ve yüzme eğitmenliği yapıyordum şeyde, Çanakkale'de. Hı. Lise yıllarında. Hani o zaman havuz yok, işte bir takım şeyler var, belediyenin şeyleriyle çocukları götürüyorduk ve ben hani küçük çocukların bana öğretmenim demesi çok hoşuma gidiyordu. O Hı-hı. zaman yüzüyorduk mesela. Evet. Yüzmek bir yana, bir de eğitmenlik yapıyorduk, yüzme eğitmenliği. Yani çok enteresan. Spor, sanat, hepsi çok güzel, cezbediyordu. Hepsinden tadına bakıyordum. İl Halk Kütüphanesi'nden çıkmıyordum yani, öyle bir çocuktum. Yani kapatıyordum kütüphaneyi ama evet. bir taraftan da işte hadi 10 tur koşalım şu sahada falan. İşte ne yapıyorlar, basket mi oynuyorlar, biz de girelim. Aa, atıcılık varmış, hadi bakalım. Yani bunlar lisanslı oluyor sonra tabii. Hani voleybolda da namağlup olduk lise yıllarında. Yani bu başarıların tadına varınca da başarıyı yaratan başarıyı tekrar yaratma cesareti gösteriyor diyeyim. Açıkçası bunu bir kültür olarak oturtmak lazım. Yani çocuklara evet, başarıyı tattırmak gerekiyor. Evet, hep evet. diyorum ben de çocukların mutlaka bir spor dalına, dalını kendine hobi olarak, olabiliyorsa profesyonel olarak, değil mi? Gelecekte olabilse evet, keşke. Evet, evet. Hatırlıyor musunuz ilk nasıl oldu? Yani bir antrenörünüz mü size ya işte Birgül, bak sen çok güzel dalıyorsun, seni yarışmaya sokalım. Serbest İlk dalışta. Nasıl oldu? Evet. Ya şimdi şöyleydi, scuba dediğimiz aletli dalışı yapıyorduk zaten. Su altı fotoğrafçılığı başlamıştı. Yani görüntüleri de izleyeceğiz şimdi evet. zaten. Evet. O da bir tutkuydu. Yani bir dönem, hatta fotoğrafçılık, kameramanlık da ikinci üniversite olarak bitirdim. O da bir şeydi, yani bir alan açtım kendime ve orada derinleştim. Yani okudum. Üniversitesini de. Çünkü öğrenmeye çok açtım okuyan bir çocuk olarak. Doymuyordum. Ve o alanda da ilerlemeye başladık. Aletli dalış var.
fotoğrafçılık var. Birleştirip su altına indirdik o hobiyi. Bu arada da aynı kulübün içinde hocamız, bütün Çanakkale'den çıkmıştır rekortmenler. Aynı hoca, Mehmet Hoca. Birgül, bir yarışma var, seni de götüreceğim dedi, takımı tamamlaman için. Çünkü sen sporcusun, yaparsın. Hocam nasıl yapacağım dedim yani. O zamanlar Edirne'de yaşıyoruz. Ve Çanakkale'ye yazdan yaza geliyoruz. Böyle maviliklere dalıyoruz ama nefesle değil, şeyle hani tüpten hava soluyoruz. İşte şey, nasıl diyeyim, aşağıya bakmak için dalıyoruz. Fotoğraf çekmek için. Görüntü avcısıyız. Ve sonra hocam nasıl olacak derken biz Fethiye'ye gittik ve ilk yarışmalarda, onlar herhalde Türkiye'deki ilk yarışmalardan birine katıldım. Çok başarılı oldum. Tabii hoca beni bırakmadı ondan sonra. Hadi Birgül, hadi Birgül. Sağ olsun, buradan kendisine sevgiler. Bakın Çanakkale burası. Az önceki görüntüler çok güzeldi. Altta Türk bayrağıyla Atatürk görüntüsü de vardı. Çanakkale Valiliği'nin bir şeyi, etkinliğiydi o da. Sonra bu tabii benim aklıma takıldı. Yani çok güzel şeyler duydum. Federasyon başkanımız o zaman İnkılap Bey çağırdı. Bir farkındalık toplantısı yaptım milli sporculara. Ben daha yeniyim yani. Ama beni de çağırdılar. O zaman kıymetli bir şey yaptım yani ben. Bu monopalet dediğimiz. Evet ya, o ne kadar enteresan. Onun tabii tek, profesyonel dalışı iki ayağlı bir pavuçta yani, ama deniz kızı tekniği gibi. Evet, tek kuyruk, tek palet. Bunu da denedim. Çok komik oldum. Yapamadım falan yani ilk denememde. Sonra işte öyle öyle vücudum bir parçası haline geldi o sonra. Yani o ilk acemi vuruşlardan sonra İtalya'da bir işte yine dünya kürsüsüne çıktığımda sordular nasıl başladı. Dedim çok acemi vuruşlarla başladı ama şimdi gerçekten hem hayatımın çok önemli bir parçası serbest dalış, hem de monofin dediğimiz monopalet, o işte bu çift palettir mesela. O benim bir parçam gibi adeta, vücudumun bir parçası gibi. Onu suyun içindeyken takıyorsunuz muhtemelen, değil mi? Dışarıdayken zor yani. Ağır bir şey. Evet, çok çok ilginç. Başarılara gelecek olsak, ki bunların hepsi bir başarı ama 2004'te takım olarak Türkiye ikincisi olmuşsunuz Fethiye. Dinamik apne yarışmasında Türkiye ikincisi, devam ediyor, devam ediyor. Yani burada madalyaları oraya getireyim konuyu, süreyi iyi değerlendirmek için. Çünkü gerçekten çok fazla başarılar var. Madalyalarımız Dünya Su Altı Aktiviteleri SIMAS diye geçiyor. Biz de Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu olarak SIMAS'a bağlıyız. Gördüğünüz gibi havuzda yarışmalar oluyor. Bir de derinlikte yarışıyoruz. Derine, ne kadar derine dalacağımız, burada da ne kadar uzun mesafe gideceğimize dair nefes tutmalar tabii, artık tüp yok. Tüpü çıkardık ve senin nefesin kuvvetliymiş Birgül. Artık sen böyle dal dediler bana. Çok da hoşuma gitti. Ne kadar kalabiliyorsunuz tüpsüz su altında? Bu hareketli olarak işte Bahamalar'da çok derin daldım. En büyük yarışma oydu. Yani bu işin Wimbledon'u gibi falan diyebilirim. Orada 81'e indim ve çıktım tabii. Hani inmek marifet değil. Anca tabii. Çıkıp, ne kadar süre? Şu bir okey vermeniz gerekiyor. Bahamalar? Bu... Evet, 45 metre mi inmesi yok? İniyorsunuz şu anda daha. Süre devam ediyor. 48, evet, 49 Bahamalar diye devam ediyor. Bu arada tabii kararıyor artık bir yerden sonra görüntü. Yani şey olduğu için, derinliğe indiği için. Çok başka bir dünya değil mi suyun altı? 203 metre, çok başka bir dünya. Yani bir sessizlik. Blue Hole diye bir yer burası. Sıfır noktasında bembeyaz kumlardan, hani 1 metrelik, 2 metrelik böyle bileğinize gelen sulardan birden 203 metreye derinleşiyor. İlk defa kafa ışığı taktım, şeyi, ipi görebilmek için, line'ı görebilmek için. Yani gerçekten çok iyiydi çünkü sınırlı sayıda sporcu kabul ediyorlar. Oraya kabul edilmesi bile bayağı bir şey. Sorun. Ben de şeyi merak ettim, şu an biri daha dalıyor ki sizi çekiyor. Evet. Aynen. Ama çıktıktan sonra... Bu benim. Az önceki başka birisiydi sanırım. Ne kadar enteresan teknikler var değil mi? Çıktıktan sonra nefesi toparlamak, tekrar nefes almak, böyle sıradan bizim yeniden gibi nefes alamıyorsunuz gibi. Çıkınca değil mi? Hook breath deniyor. Sıkıştırıyorsunuz. Dokulara oksijeni daha çok gönderiyorsunuz. Ama bunu böyle çok sık yaparsanız da hiperventilasyon deriz biz. Onda bile kendinizi bayıltabilirsiniz. Yani çok böyle ince sınırlarda...
İp cambazı gibi bir şey. Evet, aileniz nasıl? Yani mutlaka evet. Sizinle gurur duyuyorlar. Evet, yani. Ama ben mesela anneniz olsam şey yapar. Çocuğum ya ne gerek var? Demişlerdir annem mutlaka. Annem bana laf geçiremedi sağ olsun. Buradan izliyorsa ona da çok sevgiler. Evet, sevgiler demişlerdir. Çünkü öyle bir insanım yani yapı olarak bana neyi yapma diyorlarsa, yapamazsın diyorlarsa neden olmasın? Bir insan yapıyorsa bunu, birileri yapıyorsa ben de yapabilirim. Hatta yeni yollarda keşfedebilirim. Eğer hani bir sağlık problemi yoksa. Bir de serbest dolaşılı sağlığa da, genel sağlığa da etkileri çok güzel. Az önce doktorumuz konuştu. Ben hani şey değilim, bilim insanı değilim ama bunun tabii üst düzey eğitimlerini aldım. Dünyadaki bütün sistemlerden onlara entegre olarak eğitmenliğini de aldım. Çünkü canım çok kıymetli, o kadar da şey değil. Kara kucak girmiyoruz bu işe. Mesela vazokonstriksiyon oluyor, damar cidarları sıkışıyor ve açılıp daraldıkça damar elastikiyeti gelişiyor. Aslında bu bir nevi işte varis olmuyorsunuz mesela. Hani evet. Sağlıklı bir şey. Tabii ki sınırlarınızı çok zorlamamak kaydıyla. Tabii ki hani spor, evet profesyonel düzeyde biraz riskli evet. Ama şey olarak. Egzersiz olarak bu herkesin yapabileceği güzel bir spor. Ve ileri yaşlarda özellikle kalp atımlarının düştüğünde daha da kolay oluyor. Yani bir de sessizlik hakikaten orası. Evet ve orada yani zaman kavramı kalmıyordur herhalde. Ne kadar aşağıdasınız, kaç dakikadır, kaç saniyedir. Çok başka bir yerdesiniz orada. Yavaşlıyordur zaman diye düşünüyorum. Yavaş, akmıyor yani, zaman. Şöyle söyleyeyim, scuba yaptınız mı hiç bilmiyorum, daldınız mı, yok. Aşağıya baktınız yani mı? Ben gözlükle ve şeyle yani havuzda daldığım zaman da zaman çok, çok yavaştı. Onu bile yapamayan insanlar var, böyle öğretiyorum. Aa Birgül, bize yeni bir dünyanın kapılarını araladın diyorlar. Ben korkuyorum diplerden ya. Yani şeyde mesela açık denizde maskeyle daldığımda bile sanki bir saattir aşağıdaymış hissiyatına kapılıp panikle yukarı çıkıyorum. O sessizlik beni çok ürküttü geçen yaz. Ya biz neden böyleyiz bilmiyorum. Hani bu kadar güzel denizlerimiz var. Evet. Yani eğitimin içine sokulmalı bence bu. Hani herkesin bir takım korkuları var, travmalar yaşamışlar. İşte yüzmeyi öğretirken babam bizi denize attı falan hepimiz şeklinde atıldık. Bir sürü şeyler var. Evet. Hadi yani, yüz bakalım deyip. Hadi yüz bakalım. Ondan sonra böyle oluyor. Evet. Açıkçası bunun tadına varmak lazım ve bu scuba ile kıyas kabul edilmez. Yani ikisini de gördüm ben, iki alanı da yaşadım. Scuba'da bakıyorsunuz çevrenize, serbest dolaşta kendi içinize bakıyorsunuz. Bütün her şey, bütün hücrelerinizle var oluyorsunuz orada. Yani her şeyinizi hissediyorsunuz. Şey diyor Natalia Malchanova, serbest dolaş yalnızca bir spor değil, kendini tanıma alanı. Kendini tanıma sporu. Yani gerçekten hem orada sınırlarınızlasınız hem nefsinizlesiniz. Çünkü çok zorlarsınız. Zaten bir, hani hipoksik bir şey, sınırdasınız, bayılıyorsunuz. Evet. Yani motor kontrol kaybı oluyor. İşte okey vermeniz gerekiyor hakeme, o okey verilemiyor falan yani aslında. Sınırlarınızı bilme, keşfetme, kendinizi derinlemesine, hani bir felsefesi var. Derinlemesine tanımak için bir yol aslında orası. Hiç yaşadığınız bir sağlık sorunu ya da hayati bir an, bir risk oldu mu? Tabii, olmuştur yani mutlaka. Şey, sağlık sorunu, bir takım baratravmalar oluyor. Kulak baratravması yaşadım. Ve bu rekor sonrasında oldu maalesef ama... Dünya şey, Türkiye şampiyonluğu sonrası. Dünya şampiyonluğunda bu yıl. Bu arada madalyaları getirmiş Birgül Hanım burada. Gösterebilirse yine en azından yönetmemiz. Evet, o büyük şöyle. Bir gurur bizim için de. Çok teşekkür ederim. Bundan sonrası için peki neler yapacaksınız? Yani başka mutlaka hayaller ve idealler devam ediyor mu? Var mı? Nasıl? Hangi kameraya? Evet, çok güzel. Şöyle mi? Bunlar gerçekten çok uzun yıllar alınamadı. Yani Türkiye'de ilk defa altın madalya oldu. SIMAS bünyesinde. Ve dünya rekoru da geldi. Çok gururluyuz. Bundan sonra da tabii ki yeni rekorlar için sponsor arıyoruz. Bahamalara yeniden gidebilmek için bir şeyim var, dosyam var. Bu dönem işte onlarla biraz antrenman yapıp biraz da bir sponsor görüşmelerine zaman ayırıyorum. Gerçekten zor oluyor. Bazen çift antrenman yapıyoruz çünkü günde. Ben Çanakkale'de yaşıyorum üstelik de.
Evet. Gelip gitmeler oluyor. Hani biraz yolda yorucu oluyor ama bir buzaltı rekoru, bir de Bahamalar öncelikle. Buzaltına girip bir Guinness Dünya Rekoru'na imza ya, atacağız. Evet, çok yakında. Sizin bir de su altında kitap okumak bir... Akvaryumda. Akvaryumda evet, değil mi? Öyle İstanbul bir akvaryumda. Şeyiniz var. İstanbul Akvaryum mu? Evet. Sandalye, aynen, lamba ve sehpa olan güzel bir dekorda kahve içme, kitap okuma. Ona nasıl bir şeydi, organizasyondu o? Nereden bu geldi? Akvaryumun bir talebiydi. Yani onların isteğiydi. İlk eventimiz böyle oldu. Sonra köpek balıklarının arasında günlük hayatı suyun altına indirdik. Tabii dakikalarca nefes tutmak çok ilginç geldi. Basın evet, mensupları da geldiler sağ olsunlar yani, ve bayağı ses getirmişti bu etkinlik. Biz dedik ki hayatın içine sporu katmalıyız. Spor farkındalığı, hani herkes biraz egzersiz yapmalı. Bak, ben evet, egzersiz yapıyorsunuz yapıyorum. Önce evet, orada. Yoga yapıyorum ama tabii herhalde 20 kilo falan var üzerimde. Suyun altında öyle durmak kolay olmuyor. Evet. Ve bir de nefes tutuyorsunuz üstelik hani. Hem nefes tutmak hem de hareket etmek, durağan olarak tamam ama hareket halindeyken de şey değil, nasıl diyeyim, anaerobik bir metabolizma. Aerobik evet, sporlardan farklı anaerobik metabolizma ile çalışıyorsunuz. Üstelik de köpek balıkları çevrenizdeyken. Yani evet, onu diyecektim. O köpek balıkları evet, evcil falan mı yani? Hani nasıl bir cesaret? Değil, yani değiller ama. Şey değil tabii ki de. Yani onların da strese girerse saldırgan olma ihtimalleri tabii var. Orada hem kamera var, hem siz evet, varsınız, eşyalar var. Ama çok güzel bir şey var orada, yönetim var. Beni hem korudular hem gözettiler sağ olsunlar. İstanbul Akvaryum dünyanın en büyük tematik akvaryumu aynı zamanda. Hı-hı. Sonra bu etkinlik çok ses getirdi, çok güzel oldu. Sonra biz de böyle bir profesyonelleştirdik herhalde işi. 19 Mayıs'ta bir etkinlik daha gerçekleştirdik. Karanlıktan aydınlığa, Türk ulusunun çıkışı diye beyaz giydim. İşte bir kozayı yırtar gibi yaptık. Sonra kumların içinden ay yıldız çıkardık. O da yine şeyde, YouTube kanalında var. Balıklar çevremde dönüyor. İşte dev bir bayrak açıyoruz. Şahane şeylerdi ve orada Amin Bay Sapayev bir beste yaptı bana özel. 19 Mayıs'a özel aslında. Tam güzel bir Atatürk sevdalısı. Trakya Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nda profesörümüz. Onun da bestesi gerçekten unutulmaz, şahane bir şey oldu. O güne özeldi. Herhalde bir sporcu için, Türkiye'de bilmiyorum bir beste yapıldı mı, benim için ilkti ama belki Türkiye'de de bir ilk olabilir. Yani sosyal sorumluluk projeleri de bizi ayakta tutuyor. Tabii. Keza gençlere el vermek de çok önemli benim açımdan. Çünkü öğretmenim nihayetinde, formasyonum o yönde çalışıyor. Yüzmeye, dalmaya merakı olan gençler size ulaşıyorlar mı? Oluyor mu böyle evet, talepler? Evet. Halihazırda bir proje yürütüyorum. İçişleri Bakanlığı üzerinden, kulübüm üzerinden 150 genci Anadolu'da serbest dalış öğrettim. Şimdi onların finalini yapacağım dönüşte Çanakkale'de. Ve buradan işte yeni şampiyonlar yetişecek. Yani 150 gencin arasından Anadolu'da irtifada neler çıkacak diye bir meraktı benimkisi. Hani ciğer kapasitesi daha yüksek ve BESİ öğrencileri seçildi. Her ilden 25 öğrenci, 6 il ve 4,5 dakikalar çıktı. Nefes tutabilme kapasitesi, yani başlangıçta bu çok iyidir. Benim durağan olarak 6 dakika var. Dinamik branşlarda daha iyiyim ama nefes tutmada birazcık daha böyle geri çekiliyorum. Kas kaybı oluyor çünkü. Oruçları var onun. Öyle daha mi? Az et yiyorsunuz. İşte daha fazla sebze ve baklagil yiyorsunuz. Açıkçası benim iyi olduğum branşlarda biraz şey yapıyor beni. Zorluyor, halsiz bırakıyor. Ama bu haldeyken bile 6 dakika tutabiliyorum. Düşünün, yeni başlayan 4,5 dakika tutuyor. Evet. Destek verilirse çok iyi, dünya derecede çıkacak öğrencilerimden. Havuzdaki tüm branşlarda şampiyon olmuşsunuz ama yani evet, kendi evet, evet, branşlarınızda. Bu çok arada şükür, aynı zamanda annesiniz değil mi? Evet, oğlum var. Ay Ege maşallah adında.
O da basketbolcu, 25 yaşına basacak. Şubat ayında. Şaka, ben böyle bakıyorum. Bu arada annesiniz değil mi? Böyle 10 yaş, 15 yaş falan bekliyorum ben. 25 yaşında. 25 yaşına basacak. Ocak ayının 18 Ocak'ta. Uçak mühendisi olarak mezun oldu oğlum. Ay çok güzel. Ne kadar çok gurur duyuyorsunuzdur birbirinizle. Çünkü evet. O da aynı şekilde sizinle, siz de onunla olsun. Gurur duyuyorsunuz. Sağ olsun, evet. Güzel tiyolar veriyor bana anne, şöyle yap, böyle yap diye. Yeni nesil çünkü değil mi? Evet, sayılır. Bir güncelleme geliyor onlarla bize. Evet, aynen öyle. Biz de kendimizi geliştiriyoruz, öğreniyoruz. Onun var mı böyle dalmaya merakı, anne öğretsene diyor mu onun, ya da dalıyor mu? 100. yılda, Çanakkale'nin 100. yılında, 18 Mart'ın 100. yılında bir projeye katıldı. Milli sporcular da vardı orada. Nefes tutup aşağıda savaşı canlandırdık hepimiz. Ben de katıldım. Anne oğul bizde oradaki başarısı müthişti. Yani nefes tutma başarısı. Yani basketbol onun hayali ve aşkı. Ama tutkusu. Anne zaten uzun. Evet. Kim bilir o da kaçtır. Aynen. Yani 90 var mı? 90 üzerinde evet. Evet. 1.90 üzerinde. Yani serbest dalış yeteneği var. Scuba dalgıç. Ama çok böyle hani biz onu böyle hani oraya çekmek istemedik. İstediği şey mesela fotoğrafçılık yaptığım bir dönem. Fotoğrafa çok ilgi, dikkat geliştirdiğim bir dönem vardı. Yine çocuk fotoğrafçılar da ödül alıyordu yani böyle hani paralı ödüller falan kazandığı var küçük çocuk yaşta. Ancak şey yapıyor galiba hani anne babanın yaptığı işe defans gösteriyor bazen çocuklar. Öyle oluyor gerçekten. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Yani tam tersi yönde. Aynen aynen. Evet. Çok şükür öyle hani bir... Neyle mutlu olacaksa. Evet evet. Yani harika. Güzel oldu. Çok da başarılı oldu basketbolda. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Türkiye'deki başarılarınız, dünyadaki başarılarınız bizim gururumuz. İnşallah da sizi daha sık görüp anacağız, hatırlayacağız, konuşacağız sizi daha çok. İnşallah. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye'de aslında işte böyle o kadar güzel branşlarda büyük ödüller getirmiş isimler var ki bize. Onlar bizim gururumuz ve gençlere, çocuklarımıza örnek olacak isimler. Şimdi mutfağa geçelim mi? Spordan da bahsettik. Pastamız hazır. Bir de çerez toplarımız vardı. Haydi gidelim masal şekerimizin yanına. Ah evet sevgili izleyiciler, görüyor musunuz şu güzel görüntüyü? Nihal Baştaş harikalar yarattı bugün mutfağımızda masal şekerimiz. Çok da güzel süsledi. Neydi ya pastamızın adı Nihal Hanım? Naked Cake. Naked Cake. Evet. Naked Cake ama yılbaşı yaptık. Pastası da diyebiliriz. Yılbaşı evet, yeni yıl pastası yaptık. Gerçek çam ağacı dalları kullandık. Gerçek kurutulmuş limonlar ve tarçın, kendisi yapmış süsleri de. Neler yaptık? Şimdi biz iki tane keki pişirdik ayrı ayrı. Evet. Ara kısmına hazırladığımız peynirli kremayı koyduk. Katladık daha doğrusu ben. Katlama deniyormuş pastacılıkta. Yani böyle katlama değil, üst üste koyduk. Evet, çok kat ayırmadık. Sadece iki kekin arasına doldurduk kremayla. Ve istediğimiz şekilde de süsleyebiliriz. Evet, kar görüntüsü vermişçesine bir evet, de Hindistan evet. cevizi serpiştirdik. Biberiyelerimiz var, çam kozalaklarımız var, yapraklarımız var. Yenilebilir şekerlerimiz var, nar var. Evet, hepsi yeniliyor. Ama tabii ısıya dayanamıyorlar, erimeye başladı. Evet, stüdyo şartlarında biraz. Evet, bu direkt dolaba girmeli. Dolaba girmeli, afiyetle yiyeceğiz sonra. Evet. Toplarımız var, çerez toplarımız var, peynirli çerez toplarımız var. Kuru yemişlerimiz var, ceviz var içinde, yaban mersini var. Evet. Labne peyniri kullandık ama evimizdeki peynirlerle de kullanabiliriz. Evet, beyaz peynir her olur, hepsi istediğimiz olur, her şekilde, olur. Her şekilde yapabiliriz. Güzel atıştırmalık toplar yaptık. Evet, üzerine de birer tane çubuk kraker batırdık. Çocuklara evet, çerez yedirmenin evet, de evet, evet, bir yolu. Bir evet. de limon kabuğu rendelemiş ise. Evet, limon kabuğu da rendeledik. Maydanoz içine de kullandık, dışına da süsleme de kullandık. Evet, sunum da önemli gerçekten. Evet, birazcık görselde güzel ya, oluyor. Evet, hele hele şu pastanın görüntüsüne bakar mısınız? Yani hani gel de yeme şimdi. Bir tadına bakarız artık biraz. Tabii, birazdan bakarız. Evet, programı bitiriyoruz. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ekibinize ve size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İzleyicilerimize teşekkür ediyorum. Selam, sevgilerimi yolluyorum. Evet, bizler de tüm sizin tanıdıklarınıza, takipçilerinize, evet. hepsine selamlar, sevgiler. Kıymetini bilin, bu hazineyi değerlendirin. Ne öğreniyorsanız kârdır kendisinden. Sağ olun, sağ olun. Evet, bitirdik programı bugün de. Yarın yeniden burada olacağız hafta.
haftanın tam ortasında saatler onu gösterdiğinde. Hoşçakalın.